Merhaba. Sesim geliyor Nevzat herhalde. Hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Hoş hocam. geldiniz hocam. Merhaba. Merhaba. Hocam, özellikle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum ama özellikle Nevzat Hocam, şu ana kadar sizinle benim saydığım 5 veya 6 tane etkinliğimiz oldu hocam. Hepsinde çok sağ olun. Bu kadar yoğunluğunuza rağmen kırmayıp bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Gerek bilginizle, gerek üniversitenizle, gerek kurumsal desteğinizle her zaman yanımızda oldunuz. Ben bütün hocalarım ve öğrencilerim adına ben size gerçekten şükranlarımı, saygılarımı sunmak istiyorum sevgili hocam. Ben de teşekkür ederim hocam. Güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben de işin ucundan tutayım istedim. Yani gerçekten Allah razı olsun bu konuyu hocam. Allah ele razı almak olsun çok hocam. önemliydi. Fakat enteresan bir şey oldu. Bugün İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Tam da biz bunu konuşuyoruz. Yani biraz mayınlı arazideyiz ama doğru olan neyse konuşacağız herhalde. Allah'tan bizimki biraz psikoloji hocam. Evet. O mayınlı araziyi biz biraz önce sosyoloji oturumunda biraz geçtik gibi. Geçtiniz mi? Evet, onu biraz geçtik gibi hocam. Evet. Hoş geldiniz Nevzat Evet. hocam. Hoş bulduk Melda hocam. Yıllar önce Serhat'cığım, Buyurun hoca hocam. bizden Salı konferansına gelmişti. Hatta onun konuşmasını ve resmini çerçeveletip üçüncü kata astırmıştım Nişantaşı binasında. Doğru Geçen hatırladım. evet, Hatırladınız değil iletişimden. mi? Doğru hatırladım, Siz de gelmiştim. konuk konuşmacı olarak Evet. Marmara İletişim Salı konferansları Evet, yapıyordum. evet. Davet etmiştim. Teşrif etmiştiniz. Tabii çok güzel bir konferanstı. Evet. Evet. Siz olursunuz kötü olur mu hocam? Tabii. Harikasınız. Öğrenciler falan da çok şeydi, aktifti gerçekten. Evet. Evet, inşallah Evet, ben farklı. müsaadenizle Evet, başlamak Esra başlayalım. istiyorum. Tabii. Tekrar merhaba herkese. Programımızın öğleden önceki bölümünde sempozyum başkanımız ve katılımcı rektörlerimizin açılış konuşmalarını, ardından da şiddetin sosyolojik kökenlerini çok değerli isimlerle konuştuk. Hocalarımıza teşekkür ederken aslında oturum boyunca bize eşlik eden ve katkı sağlayan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Hocamız Profesör Doktor Niyazi Can'ın ismini zikretmediğimi fark ettim. Affına mağruren gıyabımda teşekkür ediyorum kendisine. Ben ileteceğim kendisine ismi. Şimdi ise psikolojik bir baskı unsuru olarak şiddeti konuşmak üzere Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızın oturum başkanlığında Profesör Doktor Cem Şafak Çukur, Profesör Doktor Müge Yüksel, Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ve Profesör Doktor Mehmet Akif İnanıcı hocalarımızı dinliyor olacağız. Değerli katkıları için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Nevzat hocam, söz sizde. Buyurun lütfen. Evet. Ben de tüm katılımcılar burada herhalde. Herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. Özellikle şiddet konusu, yani ben elimde birkaç tane slayt var. Onu sunup daha sonra konuşmacılara geçmek istiyorum. Şiddet konusu gerçekten hayatımızın kaçınılmaz bir parçası oldu. Aile içerisinde şiddet, kadına yönelik şiddet, yani bütün bu şiddet bir yara var şu anda, kanayan bir yara var. Bu yaranın çözümü için A planı İstanbul Sözleşmesi'ydi. Fakat İstanbul Sözleşmesi bizim kültürel olarak bizi çok böyle değiştirilmesiyle ilgili görüşlerimiz vardı. Fakat tamamen kaldırılması gibi bir siyasi iradenin kararı oldu. O durumda B planımız nedir? Bunu biraz söylemek istiyorum. Bu da bizim şu anda İçişleri Bakanlığı'yla yapmaya çalıştığımız bir proje vardı. Özellikle risk grupları üzerinde. Bizim klinikte psikoloji kökenli hocalarımız bilir. Klinikte uyguladığımız psiko eğitim modülleri vardı. Öfke kontrolü, stres kontrolü ile ilgili. Ve ayrıca da böyle kişilerin şiddet uygulamaması için aile içerisindeki duygusal zeka artırmayla ilgili. Aile içinde duygusal zeka eğitimiyle ilgili pozitif psikoloji bilim temeli içerisinde bir eğitim modüllerimiz var bizim uyguladığımız. Onu şu anda risk gruplarına uygulamak gerekiyor. Yani şu anda bazı kişiler, bazı erkekler artık şiddet uygulayabilirim gibi bir algı oluşmaması lazım. Yani şiddet insanlık suçudur. Yani bunu hiç altını çizelim. Yani şiddet, yani vahşi, ancak vahşi medeniyet girmemiş ve toplumlar sorun, hak arama ve sorun çözme yöntemi olarak şiddet uygularlar. Onun için şiddet
hak arama ve sorun çözme yöntemi değildir. Yani duygularını ifade edemeyen kişiler şiddete başvuruyor. Verbal ifade yapamayan ya da duygularını dile getiremeyen ilkel, eğitilmemiş, cahil insanlar şiddete başvuruyor. Duygularını ifade etme becerisi olan insanlar şiddete başvurmaz. Yani bu nedenle bizim şiddet konusunda burada ilkesel olarak benim savunduğum görüş bu yönde. Bunu belirtmek isterim. Şu anda bir hemen Zoom paylaşım. Herhalde 15'er dakika hocalarımızın süreleri. 15 dakikayı geçen olursa ben toparlama uyarısı yaparım. Evet, siz ekran paylaşımı mı yapmak istiyorsunuz? Bir hocam? Ekran paylaşımı mı? Tabii. Hemen host arkadaşım size ekran paylaşımı için yönlendirme yapacak. Şu anda altta görebiliyor musunuz? Şu anda yapabiliyorsunuz hocam, müsait. Yapabiliyor muyum? Tamam. Evet. Ben açayım o zaman slide'ı hemen. Evet. Slide gelmedi. Bir daha yapayım. Esra, bir ilgilenelim tekrar. Evet. Hocam şu an ekran paylaşımı izni verildi görünüyor benim ekranımda. Evet ama... evet. Şu anda geldi. Evet hocam, şu anda geldi paylaşımımız. Şimdi şurada bu slide OECD'nin 2019 raporu. 2019 raporuna göre OECD'nin kadına yönelik şiddet OECD ülkeler arasında 2019'da kaynağı da burada. Türkiye %38 ile birinci dünyada. Bu yani birinci yakın ilişkilerdeki hayat boyunca bir defa hayatında bir defa şiddet uygulama eş ve yakın ilişkilerdeki gösteriyor. İkinci sırada Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Üçüncü sırada Yeni Zelanda. Daha sonra işte Finlandiya, yani ilginçtir, gelişmiş ülkelerle birlikte biz de nedense bu şiddet de gelişmiş ülkeler arasına girmişiz. Bu artış ciddi bir şey var. Yani Türkiye'deki artış 2019. Burada zaten yani şu anda şu ana kadarki şiddet konusunda, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet konusundaki yöntemleri değiştirmemiz gerektiğini de gösteren bir istatistik bu. Ve hatta bu istatistikler üzerine Amerika Birleşik Devletleri bir çalışma yaptı. Bu çalışma özellikle şu 2000'li yıllarda yapıldı. Bak, ABD Çocuklara Savunma Fonu 2001 raporunda Amerikan gençliğinin bir günlük kesitinde suç ve şiddeti şöyle özetliyor. Her gün 22 saniyede bir şiddet içeren suç işleniyor. 18 yaşın altında 342 çocuk şiddet suçundan tutuklanıyor. 6 çocuk intihar ediyor. 25 gence HIV bulaşıyor. 135 bin çocuk okula silah götürüyor. 2833 çocuk okulu terk ediyor. Ergen annelerden 1407 bebek doğuyor. 6042 çocuk çeşitli suçlardan tutuklanıyor. 17 yaş ve altında cinsel suçlara kurban gidenler arasında yüzdesi 71. Düşün, 17 yaş ve altının şiddet cinsel suçlara kurban giden %71 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Ve burada biz şiddetle ilgili inceleme araştırmalar yaparken şunu görüyoruz. Şiddeti iki tane neden var. Biri antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler ve madde kullanan kişilerde büyük oranda ortaya çıkıyor. Bu antisosyal kişilik eski tanımıyla psikopatlar yalan söylüyor, rahatsız olmuyor, sosyal normları önemsemiyor, ceza almaya sebep olacak eylemlerden pişman olmuyor, kendisini veya başkasının güvenliği konusunda umursamıyor, suçluluk duygusu var, vicdan azabı, kaygıları yok, gelecek için plan yapmayı sevmiyor, dürtüsel yaşıyor, amacına ulaşmak için kavgacı, sinirli saldırganlığı yöntem olarak seçiyor. Kafa yorduğu konu menfaat ve zevklerin tatmini. Başkalarının haklarına saygı duymayan bir kişilik tipi bu. Bu kişilik tipi ve kişilik bozukluğu haline geldiği zaman bunları doğal kabul ediyor. Artık bu suç makinesi. Ama bazı kişiler böyle yapıyor, sonradan pişman oluyor. Onların da çözümü var. Onlar için de şunu söyleyebiliriz. Bakın şu bağımlılıkta sol taraf sağlıklı kişinin beyni, sağda ekstazi aldıktan sonra beyin.
beynin ön bölgesinde görüyorsunuz, bütün serotonin depoları boşalmış beyinde. Yani beyindeki bu serotonin depolarının boşalması ekstaziden sonraki bir. 3 hafta sonra ancak normal hale geliyor kişi böyle durumlarda. Ve bu neyi gösteriyor bize? Bak, antisosyal kişinin beyni, antisosyal kişi beyninin ön bölgesini kullanmıyor. Madde almış kişi gibi beyni. Sağlıklı kişinin beyni. Ve aslında biz psikoloji profesyonelleri, biz şunlar gibiyiz. Beynin şunu çağırıyor, tamir etmeye çalışıyoruz beynimizi. Halbuki nörobilim temelli çözüm üretmemiz lazım şiddete. Ve bu da bizi nereye götürüyor? Şuna götürüyor. Aile içi şiddetteki bu artış, yani %57, biraz önce söyledim size. Yani Fransız Lamonde de bence haber yapmış. Yani ABD'de her yıl 1500 kadın koca dayağından ölüyor diye rapor ediliyor. Bu çok böyle bir ilginç bir durum var. Ve aile içi şiddetin psikolojik sebepleri ne, alkol, çocukluk çağı travmaları, gizli depresyon, maganda erkek tipi, mazoistik kadın kişiliği, şiddeti onaylayan alt kültürler, güveni zayıflatan popüler kültür gibi kültürler ve ilginçtir, erkeğin şiddet göstermemesi, kadının cinsel ihmali, erkeğin sevgi göstermemesi şiddeti artıran bir sebep. Kadının cinsel ihmali, koca karşısına tecavüz eder mi? Bu da bir soru var. Yani kadının cinsel etkileme gücünü kullanma biçimi nasıl? Anne ve eş rolünün karışması var mı? Baba ve eş rolünün karışması var mı? Kimliklerin unutulması, çocukların anne baba kimliği yerine olması. Unisex akımlar şiddeti artırıcı bir sebep mi? Ve diğeri de öfke kontrolü. Yani biraz önce bahsettim. Öfke biriktirilebilir. Ana duygu genellikle öfke değil. Öfkelenen kişide. Öfkelendiren fikir nedir? Hangi kural zedelendi? Burada itfaiyeci modeli, öğütme modeli gibi modeller var öfke yönetiminde. Bir de şunu söylüyorum son olarak. Daha sonra Cem Hocam'a herhalde geçeceğiz sıraya göre. Daha sonra şiddet yangın gibi. Kıvılcım önemli bir şey. Şiddet olacağı zaman, öfke olacağı zaman bir şey tetikliyor. Eleştiri ben üstünüm duygusuyla ilişkili. Yani kadın erkek ilişkileri ego savaşlarına dönüştüğü zaman, hakimiyet savaşlarına dönüştüğü zaman eleştiri şiddeti patlatıyor. Yani öğrenilmiş davranış şiddet varsa ortaya çıkıyor. Demek ki bizim kültürümüzde öğrenilmiş davranış olarak şiddet var. O halde buna birebir psiko eğitim vermekten başka çare yok. ABD psiko eğitim modül bilim olarak bunu 2000'lerdeki o istatistikten sonra Seligman ve ekibine bu grant veriyor. 5 milyon dolarlık bir grant veriyor. O grantla 3 sene çalışılıyor. 2008 yılında raporunu sunuyor ve bunun üzerine mutluluk bilimini ortaya çıkarıyor. Bu toplumdaki kötülüğün artışı, şiddetin, suçların artışına karşı çözüm olarak onu söylüyor ve şu anda 2015'te Harvard Üniversitesi ders olarak okuttu. 2018'de Yale ders olarak okuttu. Hatta geçen hafta da Ertuğrul Özkök köşesine taşıdı. Yale Üniversitesi'nde 3.3 milyon öğrenci başvurmuş bu dersi almak için. Çok ilginç. Pandemi de artırdı bunu. Ve İngiltere'de Bristol Üniversitesi intihar salgınına karşı pozitif psikoloji ders olarak koydu. Biz Üsküdar olarak Harvard'dan önce koymuşuz 2013'te dersi. Şu anda okutuluyoruz ve çok da faydasını görüyoruz. Burada insanlar mutlu oldukça mesela eşimle arkadaşımla aram düzeldi. İşte bağımlı madde kullanıyordum, bıraktım, kendimi bağışladım diyen yani öğrencilere ders sonunda bu dersini kazandırdı diye öğrenim çıktısı alıyoruz. Onlardan böyle ifadeler görüyoruz. Bunun için yani burada bizim değiştirmemiz gereken şiddeti ceza tabii gerekiyor. Ceza önemli. Yani TCK'da gereken yapılır ama asıl sonuçla uğraşmak yerine sebebi düzeltecek bir şeyler yapmak gerekiyor. Bunun için Amerika keşfetme lüzum yok. Bilim yöntem bulmuş şu anda. Bunu biz kendi değerlerimize uygun hale getirmek için adımlar atmamız lazım. İşte biz kendi çapımızda elimizdeki psiko eğitim modüllerini İçişleri Bakanlığı'yla bir eğitim paketleri haline getirip risk gruplarına uygulamayı düşünüyoruz. Ben buradaki hocalarımızın hepsini de danışman olarak bu projeyi yazdığımız zaman davet ediyorum. Uygun görürlerse Serhat Hocam, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bu konuda duyarlılığını gösterdi. Sizler de bu projede yazmaya başladığım zaman ben size haber vermek isterim. Ben giriş olarak söyleyeceklerim bunlar.
Diğer hocalarıma geçebiliriz. Burada şeyi durduruyorum paylaşımı. Evet, teşekkür ederim. Şimdi herhalde Cem Şafak hocamızda sıra. Hocam moderasyonu size bıraktık. Tamam, oldu. Ben sırasını yanlış karıştırmayayım diye öyle aklımda kalmış. Cem hocam buyurun. Süreyi tutmaya başladım ben. Tamam, evet. Teşekkür ediyorum hocam. Bu imkanı sağladığınız için. Verdiğiniz çok değerli giriş için. Şimdi tabii ki ben bir psikologum. Aslında antisosyal kişilik bozukluğu psikopatolojiyle de suç bağlamında ilgilenen biriyim. Ama bugünkü konuşmamda bu taraflara odaklanmak istemiyorum. Biraz farklı bir perspektif sunmak istiyorum. Tabii ki bu şiddet konusu, özellikle kadına dönük şiddet veya cinsel temelli şiddet ne yazık ki ülkemizde oldukça politik hale gelmeye başladı. Yani kutuplaşmanın merkez üslerinden biri olmaya başladı. Yani zaten kadın politikaları her zaman siyasetin temel konularından bir tanesidir. Onun için aslında bilim insanları bu konuda konuşmakta da biraz zorlanıyor. Zorlanmanın nedeni nedir? Bir kutuplaşma var. Yani çünkü bahsettiğimiz konu aslında çok karmaşık bir konu. Onun için temel konuma geçmeden önce, çünkü ben bugünkü konuşmada ağırlıklı bir şekilde alternatif çatışma çözümleri, ara buluculuk veya nedir mediation bağlamında bir tartışma yürütmek istiyorum. Ama buna gelmeden önce bir iki tane temel oluşturmak istiyorum. Mesela ülkemizde şiddete, özellikle kadına dönük şiddette benim gözlemlediğim şu, yani kendi kültürümüze ciddi bir eleştiri var. Yani ya da geleneksel toplum yapısıyla bunun çok ilişkilendiğini görüyoruz. Ha bu nedir? Doğru mudur? Doğrudur. Yani kısmi olarak doğrudur. Ama aslında Nevzat Hoca verdi, mesela bir istatistik dağılımı verdi. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı bu konuda istatistikler var. Hatta orada kadına dönük şiddette eğer biz aile dışındaki şiddet sıklığını da eklersek tablo çok değişiyor bu arada. Yani oradaki tabloda Türkiye bir numara gibi görünüyor. Ama o daha çok nedir? Aile içi yönelim. Yani burada anlatmak istenen şudur. Mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün gerçekten çok güzel raporları var bu konuda. Mesela kıtalara göre bakmışlar, ülkelere göre bakmışlar, gelir durumuna göre bakmışlar. Yani aslında bu şiddet, kadına dönük şiddet, içeriği değişmekle birlikte tüm dünyanın sorunu. Yani o zaman şu soruyu sorabiliriz biz. Yani ülkemizde bu şiddet veya kadına dönük şiddet genellikle nedir? Daha çok siyasi ve kültürel eleştiri olarak ortaya konuyor. Ama mesela nedir? Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde, Amerika'da bizdeki kültür yok. Oldukça bireyci, farklı bir kültür var. O zaman burada niye şiddet var? Eğer tüm sorun, yani bizim kültürel bazı kodlarımızsa, dinamiklerimizse, bu benzer şey yok. Hatta her zaman nedir? Eğitim modeli olarak biz nedir? Türkiye'de hep İskandinav ülkeleri, mesela Danimarka, mesela Danimarka'nın rakamları Türkiye'den daha yüksek. Finlandiya örneği veriliyor. Danimarka örneği veriliyor. Ha burada amacım bir polemik yaratmak değil. Yani amacım biz şöyleyiz, şunlar böyle değil. Yani ben onunla ilgilenmiyorum fazla bir bilim insanı olarak. Ama kültür çalışan, aynı zamanda olaylara kültürel perspektiften bakan olarak, biri olarak, ya bazen niyetimiz iyi olsa bile birçok yanlılık gösteriyoruz. Yani çünkü eğer sorunu anlamazsanız, yani sorunun boyutlarını anlamazsanız çözümün de bir parçası olamazsınız. Onun için ben Türkiye'deki bu tartışmaları çok objektif olarak gören bir insan değilim. Yani bunu söyleyeyim. İkincisi, bu şiddet konusunda özellikle toplumsal tepkilere baktığımız zaman genellikle tepkiler utandırma, suçlama, veya nedir? Korku salmak şeklinde mesajlar. İşte başına şu gelir. Bu konuda arkadaşlar o kadar çok bilimsel çalışma var ki bu tip yöntemler işe yaramıyor.
Ha nedir? Belki o fikri açıklayan kişiyi rahatlatıyor olabilir. Veya kendi politik duruşunu tekrar onaylıyor olabilir. Veya sosyal imajını güçlendiriyor olabilir. Olabilir. Çünkü nedir? Bir sosyal baskı oluşuyor genellikle bu konuda. Ama bu konuda o kadar çok bilimsel çalışma var ki. Yani mesela kamu spotları olsun, kamu spotlarının etkinliği olsun, işte nedir? Bu konuda nedir? Ahlaki söylemlerde bulunmak, işte nedir? Bunu suçlamak. Yani etkisi sıfır. Yani sıfıra yakın. Hatta bazı yerlerde şiddeti artırdığı yönünde tartışmalar bile söz konusu. O zaman dediğim gibi bu iki bağlamda nedir? Farklı açıların daha çok konuşulması lazım. Ha, yanlış anlaşılmasın. Yani biz bunu tabii ki insanlar kınayabilir. Yani tabii ki yasal bağlam önemli. Yani biz bunlara karşı değilim ama dediğim gibi yani bunlarla bu sorunun çözülmesi ya da bu tip sorunların çözülmesi, yani neredeyse evrensel bir sorundan bahsediyoruz. Yani elimizde Asya ülkeleri var. Yani orada nedir? Kültür farklı. Afrika var. Afrika'da kültür farklı. Avrupa var. Güney Amerika var. Yani bunların farklı kültürler olmasına rağmen, farklı geleneksel yapılar olmasına rağmen, ekonomik durumları farklı olmasına rağmen, yani özellikle Dünya Sağlık Örgütü'ndeki özellikle bir grup oluşturmuşlar, bölgesel olarak da bakmışlar. Yüksek gelir grubunda da oranlar biraz düşük ama çok ciddi boyutlarda. Yani bu bahsettiğimiz nedir? Bizim bir kavramımız var, weird, non-weird ülkeler. Yani beyaz, zengin, endüstrileşmiş, gelişmiş ülkelerde de içerik değişik olsa bile sorun yaygın. Ya tabii ki bu buradaki istatistiklerde de suç istatistiklerinde genelde suç istatistikleri bize kaba bir örnek sunar. Onu da söyleyeyim. Yani orada her zaman eksiklikler de vardır. Şimdi o zaman biraz daha konuya gireyim. Yani mesela Türkiye'deki çalışmalara, tartışmalara baktığım zaman benim genellikle şiddeti işte fiziksel şiddet, sözel şiddet, işte duygusal şiddet gibisinden türlere ayrılıyor ki bu ayrım önemli. Aslında bu şiddetin hangi tür şiddet, hangi tür araçların kullandığına işaret ediyor. Bu ayrım güzel. Bazen de bu biz şiddeti uygulanan kişiye, mağdura göre işte nedir? Kadına dönük şiddet, çocuklara dönük şiddet, yaşlılara dönük şiddet, sağlık çalışanlarına şiddet. Bu sınıflama da güzel. Yani işe yarayabilir. Ama bizim ülkemizde aslında dünyada kullanılan önemli bir şiddet ayrımı çok kullanılmıyor. Yani bence bu çok değerli. Özellikle şiddetin azalmasında önemli. Çünkü baktığınız zaman özellikle uygulamaya dönük araştırmalarda biz şiddeti iki ana gruba ayırıyoruz. Şiddeti iki ana gruba ayırıyoruz. Biz bir tanesine araçsal şiddet diyoruz. Araçsal. Burada şiddet nedir? Bir amaca ulaşmak için. Mesela paraya ulaşmak için, güce ulaşmak için nedir? Araçsal olarak kullanılıyor. Ve çoğu zaman nedir? Bu tip şiddet planlanan bir şiddettir. Veya buradaki şiddette genellikle şiddet uygulayan kişinin mağdurla bir ilişkisi yoktur. Mağdurla sınırlı bir ilişkisi vardır. Yani buradaki şiddet nedir? Bir amaca ulaşacaksınız. Mesela bunun en çarpıcı örneği şudur. Birisi nedir? Bir kuyumcuyu soyuyor. Bankayı soyuyor. Yani bir iş yerini soyuyor. Ve burada nedir? Silahını kuşanıyor. Yani nedir? Veya oradaki tezgahtara şiddet uyguluyor. Yani buradaki amaç işte şiddet uygulayan kişinin bir hasımlığı veya nedir? O kişiyle bireysel bir sorunu yok. Buradaki şiddet nedir? Bir amaca ulaşmak için. Amaca ulaşmak için kullanılan şiddet. İkinci şiddet türü ise, ikinci büyük grup şiddet türü ise biz tepkisel şiddet diyoruz veya öfke temelli şiddet diyoruz. Bu çok önemli. Çünkü öfke temelli veya reflektif, tepkisel şiddette ise insanların aslında orijinal amacı şiddet kullanmak değil. Yani genellikle nedir? Bu tip şiddetler bir çatışmanın yönetilmemesinden kaynaklanıyor. Veya nedir? Burada işte Nevzat Hoca bahsetti. İşte kişilik özellikleri, duygular, ilişkinin türü, kültürel kodlar, cinsiyet rolleri
bunlar giriyor. Aslında bu ayrım çok önemli. Yani çok basit bir ayrım gibi görünüyor. Yani çünkü aslında araçsal şiddet daha çok nedir? Güvenlikle çözülebilecek bir şey. Polisiye önlemlerle çözülebilecek bir sorun. Yani çünkü kişinin orada amacı nedir? Bir menfaat sağlamak. Bunu da nedir? Yasa dışı yollarla yapılıyor. Yani mesela burada nedir? Daha çok güvenlik tedbirleri ön plana çıkıyor. Ancak tepkisel şiddet gerçekten oldukça karmaşık ve bizim nedir? Daha çok bireysel, grup ve toplum düzeyinde değişik analizler yapmamızı gerektiriyor. Şimdi bu çok önemli. Aynı zamanda çözümler de farklı. Yani çünkü tabii ki tepkisel şiddette tabii ki belli bir yasal süreç olacak. Ama bu yasal süreçlerin çok işe yaramadığı nettir. Yani onun için Nevzat Hoca'nın da vurguladığı gibi yani bu özellikle tepkisel şiddetle baş etmek için nedir? Daha çok bizim bilime, bilimsel çalışmalara ve nedir? Güvenlik tedbirlerinin yanında nedir? Farklı uygulamalara ihtiyacımız var. Şimdi tekrar geri dönersek, tekrar ediyorum, tepkisel şiddetle özellikle aslında merkezde olan nedir? Çatışmadır, uzlaşmazlıktır. Taraflar arasında olan nedir? Uzlaşmazlıktır. Şimdi o yüzden son dönemlerde yurt dışında da arttı. Yurt dışında artması da çok önemli değil bu arada. Yani illa ki orada var diye burada yapılacak diye bir kural da yok. Ama nedir? Burada çatışma çözüm stratejileri ön plana çıkıyor. Yani bu gerçekten çok değerli bir alan. Türkiye'de de aslında resmi olarak Adalet Bakanlığı'nda arabuluculuk dairesi kuruldu. Mesela bazı davalarda nedir? Artık arabuluculuk devreye girdi. Şimdi bizim burada söylediğimiz, tabii ki bir çatışmayı çözmenin birçok alternatif yolu vardır. Mesela genellikle baktığımız zaman içinde şiddet içeren konularda ya da şiddetle sonuçlanan konularda, hatta biraz da nöropsikolojiyle bağlantı kuralım. Yani bizim biyolojik olarak en temel mekanizmalardan bir tanesi nedir? Kaç veya savaş tepkisidir. Fight or flight tepkisidir. Şimdi bunu çatışma çözümüne odakladığımız zaman insanlar genellikle nedir? Bir uzlaşmazlık yaşadıkları zaman bu arada literatür çok önemlidir. Şiddetten farklı olarak biz çatışmayı olumsuz bir şey olarak görmeyiz. Yani çatışma aslında nedir? Bir potansiyeldir. Çatışma aslında nedir? Bir değişimin başlangıcıdır. Yani çatışma kötüdür, uzlaşmazlık kötüdür değil. Aslında nedir? Yeni dengeler kurulabilir. Aslında insanoğlunun gelişmesi için, ilişkilerin gelişmesi için nedir? Çatışma gerekir. Ama burada asıl olan çatışmayı nasıl çözdüğünüzdür. Yapıcı mı, yıkıcı mı çözdüğünüzdür. Hatta ben şöyle bir örnek vermiştim. Bu hakim ve savcılara, avukatlara arabuluculuk eğitimi verirken, ya dedim bir evlilik düşünün. Yani bu kişiler nedir? 10-15 yıldan beri birlikte yaşıyor ve hiç çatışma yaşamadıklarını söylüyorlar. Dedim bu gerçekten bir evlilik midir? Yani bu bana çok şey geliyor. Aslında burada bu ilişkide çatışma yoksa bir sorun var demektir. Yani gerçekten ne demek yani sen o kadar uzun yıllar birlikte yaşayacaksın, aynı evi paylaşacaksın, bir sürü karar alacaksın ve şey olmayacak, çatışma olmayacak. Demek ki sen yaşamıyorsun ya da orada gerçek anlamda bir evlilik yok. Yani bu dediğim belki yanlış anlaşılabiliyor bazen ama burada anlatılmaya çalışan yani çatışma aslında gündelik hayatımızın normal bir parçasıdır. Yani olumlu da sonuçlanabilir, olumsuz da sonuçlanabilir. Onun için şöyle söyleyebiliriz. Özellikle çatışmanın nasıl çözümlendiği önemli dedik. Şimdi şeye baktığımız zaman, özellikle şiddetin bir araç olarak kullanılmaya başlandığı zaman, sonu şiddetle veya cinsel bir saldırıyla sonuçlanan bir çatışmada genellikle şununla karşılaşıyoruz. Çünkü belki de biyolojik olarak bizim mekanizmamız işte fight, flight, kaç, savaş. Şimdi insanların çatışmaya karşı gösterdiği
genel tepkiler şunlar. İşte birinci tepki nedir? Kaçmayla ilgili sorunu görmeme. Nedir? Hasır altı etme. Yokmuş gibi davranma. Yani özellikle bu kadına dönük şiddette biz bunu çok iyi görüyoruz. Yani mesela bu televizyonlarda şöyle yansıyor genellikle. İşte adam şeyi beğenmedi, yemeği beğenmedi, yemeği tuzlu buldu, tuzsuz buldu, kadına şiddet uyguladı. Yani bu ancak nedir? Bir psikopatoloji yok varsa olacak bir durum. Yani aslında orada nedir? Geçmişte o kişinin, o erkeğin nedir? Adım adım, sözel olarak yani birçok şeyi nedir? Yaptığını görüyoruz. Ama nedir? Karşı tarafın nedir? Bazı değişik nedenlerle nedir? Bunu görmezlikten geldiğini görüyoruz. Bu bir çatışma yöntemi. İkinci çatışma yöntemi savaşma yöntemi. Hemen saldırıya geçmek, kavga etmek, karşıdaki kişiyi bastırmak, fiziksel şiddet kullanmak. Bunun ikisinin de çok yapıcı olmadığını gördük. Özellikle daha kronikleşmiş uzlaşmazlıklarda, çatışmalarda ara buluculuğun üçüncü bir kişinin çok değerli olduğu anlaşıldı. Yani biz buna genel olarak nedir? Farklı isimleri var, uzlaşma danışmanları. Ama ben ara bulucu kelimesini seviyorum. Şimdi ara buluculuğun temel noktası, ara buluculuğun temel noktası iki kişi arasında ortaya çıkan çatışmanın nedir? Daha nötr, daha bağımsız ve nedir bu konuyu, iletişimi ve nedir çatışma konusuyla ilgili bilgili kişinin aracılığıyla çözmek. Yani burada nedir? Aslında bu nedir? Alternatif bir çatışma çözümüdür. Alternatif bir nedir? Çatışma çözümüdür. Şimdi bu alternatif çatışma tarzı artık resmi olarak da şeye giriyor. Literatürümüze, yargı sistemimize giriyor. Ama bunun daha da yaygınlaştırılması lazım. Çok ciddi yapısal sorunları var. Şimdi bu ara buluculuk yaklaşımının özellikle kadına dönük şiddette, çocuklara dönük şiddette ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü söyleyebiliriz. Mesela bu konuda aslında elimizde fazla bir belge yok. Yani istatistiksel olarak, makro olarak bir belge yok. Ama medyaya yansıdığı kadarıyla hep şunu görüyoruz. Gördüğümüz temel şey şu, nedir? Özellikle boşanma davalarında veya boşanma öncesi veya sonrası veya eğer bir flört ilişkisinden bahsediyorsak ilişkinin sonlandırılmasında şiddetin nedir? Çok arttığını görüyoruz. Yani özellikle aile şiddetinde dedim ki bunun dokümantasyonu yapmak biraz zor. Yani resmi belgeler var tersiz ama en azından basına yansıdığı kadarıyla nedir? Yani ortada nedir? Genellikle ilişkinin, yani bu evlilik de olabilir, romantik bir ilişki de olabilir. Nedir? Sonlandırılması veya sonlandırıldıktan sonra nedir? İlişkilerde şiddetin çok kronikleştiğini görüyoruz. Özellikle bu ülkemiz için geçerli. Mesela Batı'da bunun kaynakları daha farklı. Onun için bazı ülkelerde uygulandığı gibi bizim boşanma davalarında bu ara buluculuk sistemini getirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu kuvvetlendirmek için bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki normal yasal süreçlerde mesela mahkemeye gitmek de işte aile mahkemesine, çocuk mahkemesine gitmek de önemli bir adım. Ama o kadar çok bilimsel çalışma var ki yani bunun bu çatışmaların mahkeme yoluyla çözülemeyeceği konusunda. Hatta burada nedir? Şu anki mevcut sistem, Avrupa'daki, Türkiye'deki sistem de eleştiriliyor. Çünkü mahkemeler nedir? Oldukça yasal süreçlerdir. Yapılandırılmış süreçlerdir. Yani orada nedir? Kanunilik ilkesine bakılır. Yani kişilerin sorunları nelerdir? Çatışma konusu nedir? Bu çatışma nasıl çözülür? Yani bunlar mahkemede yapılabilecek işler değildir. Ha ben mahkeme olmasın anlamında söylemiyorum. Ama onun için aslında mahkemeler belli kararlar veriyor. Ama o sorunu çözmüyor. Yani o sorunu çözmüyor, hatta sorunu kronikleştiriyor. Yani onun için bizim bu yasal süreçlere alternatif çatışma çözümlerini entegre etmemiz lazım. Yani bu mahkeme sürecinin bir parçası da olabilir.
veya nedir? Ondan önce veya sonra verilen psikososyal desteğin içinde de olabilir. Yani tekrar ediyorum, mahkeme, hocam sürem mi azaldı? Hocam 20 dakikaya çıkarıldı süre, fakat şu anda siz toparlarsanız iyi olur. 20 dakikaya yaklaştık. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Şimdi burada gerçekten tekrar ediyorum, tabii ki mahkemeler, yasal haklar çok önemli. Mesela ülkemizde yine tartışılan bir konu nedir? Uzaklaştırma cezası. Tamam, uzaklaştırma cezası önemli bir karar, ama siz bunu bazı programlarla, işte nedir, psikososyal destek hizmetleriyle, arabuluculuk hizmetleriyle desteklemezseniz, yani bu uzaklaştırma cezası yarardan çok zarar getirebilir. Zarar getirebilir. Özellikle Tarhan Hoca'nın vurguladığı güzel bir nokta var burada. Çünkü mesela genellikle resmi yargılama sistemlerinde duyguların yeri yoktur hocam. Yani insanların duygularını ifade etmelerine izin verilmez. Ya da alternatif çözüm önerilmez. Yasa ne diyorsa ona göre şunu ihlal etmişseniz. Ama bu arabuluculuk süreçlerinde gerçekten insanların duygularını birbirlerine ifade etmesi, nedir, kontrollü ve güvenli bir ortamda tabii ki yapılması. Son bir şey daha ekleyip bitireceğim. Bu özellikle alternatif çatışma çözümleri daha da önemli geliyor. Çünkü Türkiye geleneksel toplum yapısını yitirmeye başladı. Önceden etrafımızda nedir, bilgisiz veya deneyimsiz bile olsa nedir, büyükler vardı, yaşlılar vardı bu arabuluculuğu bir şekilde yapan. Artık onlar da yok. Yani bizim buraya nedir, bilimsel olarak daha çok girmemiz gerekiyor. İkincisi, birçok dünyada, birçok örnekte ilkokul düzeyinde bu çatışma çözüm becerileri kazandırılıyor. Nasıl biz okullarda çocuklarımıza trafik, hijyen konusunda veya bazı değerler konusunda eğitim veriyoruz. Aynı şekilde bizim nedir, okullarda nedir, çatışma çözüm becerileri üzerine nedir? Çünkü bu beceridir. Yani sonuçta bir beceridir. Yani bir çatışmayı nasıl çözdüğün bir beceridir. Yani bu eğitimlerinde nedir? Hızla verilmesi gerekiyor. Amacımız gerçekten şiddeti çözmekse. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Evet. Cem hocam, ben de teşekkür ederim. Yani gerçekten bu, yani biz şu anda, ben, siz de Ankara'dasınız, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde, değil mi evet, hocam? Evet. Şimdi orada ben, evet, Ankara'da Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na birkaç defa böyle, ya bu aile aile içerisindeki çatışmalarda arabuluculuk sistemi kuralım diye söyledim. Evet. İşler Bakanlığı da istiyormuş bunu. Adalet Bakanlığı istiyor. Ticari arabuluculuk yasası çıktı. Bayağı güzel de işliyor. %70 sonuç alıyor şu anda. Ticari arabuluculukla ilgili. Evet. Ya bunu ailede de uygulayalım dedik. Fakat orada Aile Bakanlığı'nda bir ilginç bir şey var. Karşılık vardı buna. Yani istemiyorlar ve onaylamıyorlardı aile içi arabuluculuk sistemi. Ve belki de şu anda bu zor aile arabuluculuğu zorla arabuluculuğa götürme tarzında olan bir arabuluculuk değil herhalde bu. Gönüllü arabuluculuk, sizin söylediğiniz. Gönüllü. Değil mi? Gönüllü. Yani gönüllü davalarda zorunlu. Tabii. İşçi işveren şeylerinde zorunlu şu anda. Tabii. Ama diğerlerinde değil. Biz ailede tabii zorunlu olarak yapılması belki çok mümkün olmaz yani, ama yani aile konularında, çünkü boşanmaların %20'si geri evleniyor istatistiklere göre. Evet. Bu demektir, evet, ki evet, demek ki evliliğin bitirilmesiyle ilgili boşanma kararı vermeden önce elimizden gelen her şeyi yaptık mı demiyor taraflar. Yani evet, yapılacak şeyler var, acele kararlar veriliyor. Onun için arabuluculuk sistemi şu anda bu İstanbul Sözleşmesi engel deniyordu. Şu anda o da yok o zaman. Hızla arabuluculuk sistemi hayata geçirilmesi lazım. Ben sizi teklif edeceğim hocam bakanlığa bu konuyu. Yani onlarla şeyimiz var hocam. Zaten var, irtibatımız var. Arabuluculuğun Adalet Bakanlığı'nda oluşmasında bizim katkımız oldu. Tamam. Çok iyi hocam. Katkımız oldu, ama Adalet Bakanlığı da çok sevdi aslında bunu da. Ama sizin dediğiniz gibi diğer bakanlıklar o kadar şey bakmıyor. Yani şu anda zorunlu, artık başka çare yok. Bir şeyler yapılması lazım. Zaten bizim kültürümüzde var. Yani ailede bir problem çıktığı zaman hakem tayin edin diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de yeri verilmiş buna yani. Böyle bir sistemi biz niye kullanmıyoruz? Hani çok güzel söylediniz, geniş aileler varken büyükler, bilge kişiler burada yardımcı oluyordu. Şimdi onlar da yok. Yani öyle kişiler de yok. Onlar da
şey olamıyorlar, objektif olamıyorlar çoğu zaman. Onun için böyle bu durumu kurumsallaştırmak lazım arabuluculuğu. Ben teşekkür ederim. Şimdi Müge hocamız da sıramız. Müge hocamız Marmara Üniversitesi'nden şiddetin temellerini bize anlatacak. Müge hocam buyurun, söz sizde. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Çok sağ olun. Başta verdiğiniz kıymetli bilgiler, değerli Cem hocamın katkıları, özellikle boşanma sürecinde veya şiddet sürecinde çocukların sağlıklı büyümeleri açısından çok önemli bir konu. Değerli Cem hocamızın bahsettiği konuda, bu konuda gerçekten çok sınırlı çalışma var. İnşallah bu vesileyle hocamızın da yaptığı çalışmalarla, değerli Nevzat hocamızın da önerileriyle hızlanacaktır diye umut ediyoruz. Ben bugün tabii yani şiddet dediğimiz zaman kadına şiddet olgusunu geçmek mümkün değil. Zaten Mart'ın başında bu süreç oldukça detaylı bir şekilde hem sivil toplum örgütlerince hem de bizler işte eğitimciler veya diğer alan çalışanları, medya kurum kuruluşları aracılığıyla ele alındı. Değerlendirildi. Hassasiyetle üzerine durulan bir konu. Tabii bu sadece şiddet dediğimiz olgu kadın bağlamında değil elbette ki. Ben diğer hocalarımızın da konuşma konularına çok dahil olmadan hani genel anlamda bir konuşma yapmak istedim, bir çalışma sunmak istedim size. Tabii burada şiddet dediğimiz zaman nedir? Sahip olunan bir fiziksel gücün, kuvvetin, bireyin sahip olduğu bir fiziksel gücün, kuvvetin işte kendisine, bir başkasına, bir gruba ya da topluma karşı ne şekilde yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu veya mahrumiyetle sonuçlanacak şekilde kasti bir biçimde kullanılması. Yani burada tabii acı var, kayıp var, baskı var, her şey var düşündüğümüzde. Peki nerede ne zaman başladı diyecek olursak insanlık tarihiyle eşdeğer. Yani şimdi insanlık tarihi aslında şiddet ve felaketler tarihi. Üstelik çekilen bunca acılara rağmen değil mi? Yani yakın tarihte mesela 1. ve 2. Dünya Savaşları var. Toplumsal felaketlere rağmen hala şiddet yaşadığımız çağında önemli bir parçası olarak varlığını devam ettiriyor. Yani burada tabii ki bireysel olduğu kadar toplumsal içeriğinde olduğunu fark ediyoruz ki zaten sabahki oturumda detaylı olarak konuşuldu. İzleyebildiğim kadarını izledim ama bir kısımdan tabii mahrum kaldım. Ancak geçmiş oranla şu an farklı olan şey artık bunu sorgulayacak, araştıracak cesaretimizin olması. Neden cesaret diyorum? Çünkü ben bunu araştırdığımda Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilk defa 1996 yılında şiddet büyük bir halk sağlığı sorunu olarak ilan edildiğini fark ettim şiddetin. Yani çok geç bir tarih 1996. İşte burada şiddetin çocuk istismarı, ihmali, gençlerde şiddet, akranlar arası, kardeşler arası şiddet, yakın partner şiddeti, cinsel şiddet, engelliye yönelik şiddet, yaşlı bireylerin istismarı, bireyin kendi yönelik şiddet ve kolektif şiddet gibi ne kadar fazla yüzü olduğuna yer veriliyor ilk defa. Tabii ondan sonra hızlı bir şekilde çalışmalar, elbette ki ondan evvel de olan çalışmalar var elbette. Sadece bu tarihle sınırlı değil ama fark edilmesi ve bunun için harekete geçilmesi için çok geç bir tarih. Tabii psikoloji, sosyoloji ve felsefi tarih açısından baktığımız zaman şiddete pek çok kuramcı, araştırmacı, bilim adamı ele almış. Hem pozitif yönüyle ele alanlar var hem negatif yönüyle ele alanlar var. Tabii psikolojiyle ilgili bir oturum olduğu için Freud'dan başlamak biraz yerinde olacaktır gibi. Kısaca diyecek olursak Freud şiddeti nasıl açıklar? Bilinçaltımızda yer alan sembolik karşılığını ortaya koymaya, gelişimsel süreçte yaşanan, özellikle psikoseksüel gelişim sürecinde yaşanan çatışmalarda babanın yerini almak isteyen oğullar kurgusu üzerinden şiddeti açıklamaya çalışmış Freud. Tabii dini kaynaklar açısından düşünecek olursak da temel bir soruyla başlıyor dini kaynaklarda. İnsan özünde iyi midir yoksa kötü müdür? Yani aslında iki yetiye de sahip işte. İnsan hangisini seçecek acaba değil mi? Bu en önemli sorularımızdan bir tanesi. Arendt insanın şiddet için diyor ki bu insanın doğal bir duygusu. Yani aslında şiddeti tedavi etmeye çalışmak bir yerde insanın doğal bir parçasını reddetmek veya onu hadım etmekle eşdeğer gibi bir açıklamada bulunuyor.
Sartre ise insanın kendini yeniden yaratmasını ve insan haline gelmesinin yolunu şiddet olarak ifade ediyor. Jung, sevginin bittiği yerde güç savaşları, şiddet ve terörün başladığını, Richards ise şiddet kelimesi bu eylemi gerçekleştirenden çok, bu eylemin tanığı ya da kurbanı olanlara ait bir kelimedir olarak ifade ediyor. Grün ise kendi acısını zayıflık olarak algılayan ve bu acıyı yaşayamayan kişinin bunu görmek için başka insanlara yöneleceğini ve bu yaşayamadığı acıyı görmek için başka insanlara zarar vereceğini ifade ediyor. Burada tabii verdiği zararı inkar ederek kendi ruhsal hasarını gizleyen ve bunu uygulayan birey şiddete maruz kalanı suçlu ilan ediyor. Yani bu da hak etmişti söyleminin kaynağını bize göstermesi açısından düşünecek olursak son derece önemli. Yani şiddete maruz kalanın aslında karşı tarafı kışkırttığına ve dolayısıyla hak ettiğine dair bir yanılsama var burada. Kendi acısını inkar eden ve bunu algılayamadığı ve şiddet uygulayan birey başkasına verdiği acıyı da algılamak istemiyor elbette ki hocamız biraz girişte aslında biraz bahsetti Nevzat hocamız da sağlıklı bir yapıdan bahsetmiyoruz elbette. Aslında burada oynanan psikolojik oyun bir zamanlar kendisi şiddete maruz kalan bireyin kendini kurban durumunda oluşundan nefret etmesi ve bu şekilde de şiddetle inkar etmesi olarak bir açıklama getiriyor Grün. Tamamen oldukça kapsamlı ve derin bir açıklama gibi görünüyor. Julia Kristeva ise narsistik benliğimizin kendimiz için tehlikeli bulduğumuz, tehdit olarak algıladığımız deneyimleri yabancı ve tekinsiz bir yarı yaratarak bilinç dışına gönderdiğini ifade ediyor. Bilinç dışımız öteki olarak adlandırıyor burada Kristeva ve kötü yarımızın burada bulunduğunu belirtiyor. Bu yarıyı tabii ki hayat boyu bastıramıyoruz. Bilinç dışında bulunan bu yarımız dış uyaranlarla tekrar ortaya çıkabiliyor. Şiddet eylemi uygulayan kişilerin o anda kendilerine yabancılaşma duygularına mesela şahit oluyoruz. Ya bu ben miyim? Ben ne yaptığımın farkında değilim. Bunu nasıl yaptım ben anlamıyorum. Aslında ben değildim bunu yapan gibi açıklamalarda bulunuyorlar. Hatta şahit olduğumuz zaman da sinirleniyoruz. Mahkemelerde falan özellikle ifade edildiğinde nasıl olur falan diye düşünüyoruz. Kristeva aynı zamanda bir de iyileşmenin anahtarını sunuyor. Diyor ki bu yabancıyla beraber yaşayabilmek için bu yabancıyla tanışmak gerekir. Bütünüyle sahip bir benliğimizin, bütünlüğe sahip bir benliğimizin olmadığını farkına vararak aslında bu yabancıyla yüzleşmemiz gerekiyor açıklamasında bulunuyor. Tabii artık günümüzde şiddetin doğuştan geldiği inancı yerine engelleme sonucu oluşan bir tepki olduğu görüşü daha da güçlenmekte. Çünkü gerçekten konuyla ilgili çok çeşitli bakış açıları ve ifadeler var. Yani bazı söylemlerimiz farkına varmadan bunun, bu olayın, bu olgunun normalleşmesine sebep olabilecek şekilde, ama hayır diyorlar, kesinlikle böyle bir olgu normalleştirilemez. Şiddet aynı zamanda iktidar ve güç itimi de olarak ortaya çıkan bir yöntem süreç içerisinde. Çünkü yani iktidarsızlık psikolojik açıdan şiddeti doğuruyor ve iktidar yerine şiddet ikame etmeye aslında başlıyor. Bu noktada hani nasıl biz bunu normalleştirebiliriz, değil mi? Tabii şiddet sadece erkek cinsiyetinden kadın cinsiyetine yönelik bir davranış da değil. Erkeğin erkeğe, erkeğin kadına, erkeğin çocuğa, yaşlı bireye, kadının kadına, kadının erkeğe, kadının çocuğa, kadının yaşlı bireylere yönelik istismar ve şiddet davranışlarının olduğu da burada görülüyor. Mesela bir araştırmayı ben not almışım burada. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2013'teki bir araştırmasında diyor ki şiddete maruz kalma cinsiyetler açısından baktığımız zaman erkeklerin %79'unu, kadınların ise %71'ini etkilemekte. Suç ofisinin yaptığı araştırma, genel global manada baktığımız zaman. Hükümlülere bakıldığında ise hükümlü oran erkeklerde %95, kadınlarda %5 olarak ifade ediliyor hüküm giyenler içerisinde. Yalnız bu partner şiddeti değil. Yani burada bahsettiğimiz.
Tabii risk açısından baktığımız zamansa kimler daha ziyade riskli gruptalar? Kadınların yakın partner ya da aile üyesi tarafından öldürme olasılığının daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Ancak erkekler burada hem uygulayan hem de maruz kalan konumunda. Evet, temelliğe dediğimiz zaman nedenlerine değinmemek olmaz. Biraz olsun Nevzat Hocam, biraz olsun Cem Hocam değindiler. Ama şimdi pek çok nedeni var tabii ki. Yani nörobiyolojik, sosyokültürel, duygusal ve davranışsal olarak düşünürsek mesela nörobiyolojik faktörlerde frontal lobda deniliyor, bir hasar meydana geliyor ve bunun neticesinde bireyin davranış ve duygu kontrolü zayıflıyor. Bu nedenle de şiddet olan tepkisellik normalden fazla görünüyor. Özellikle ergenlerde, yani özellikle prefrontal korteksin geç gelişmesi onların kendilerini engellenmiş hissetmesine ve öfkenin daha ciddi boyutlarda ortaya çıkmasına sebep oluyor gibi bir açıklama var. Sosyokültürel faktörler dediğimiz zaman zaten işin içerisine toplumdaki değerler, toplumsal ve kurumsal yapılar, sosyalleşme süreci, kişi arası ilişki kurma biçimleri, çocuk yetiştirme biçimleri, öğrenme biçimi, ne bileyim bireyin kurduğu özdeşimler, alt kültür formları, değer yargıları, inançları gibi. Tabii bir de saldırganlığın toplum tarafından nasıl benimsendiği de burada önemli. Yani hep karşı çıkıyoruz. Zaman zaman ben de derslerimde değinirim. Retü'ye hep ya o kadar fazla dizi var ki şiddeti hayatın bir parçası olarak gösteren, kanunun üstünde gösteren tepki veriyoruz. Yani bunlar öğrenmeye sebep oluyor ve gençler arasında bu tür işte delikanlılık, mertlik gibi kavramlar, evet bunlar çok önemli, içi doldurulabilecek kavramlar ama farklı boyutlarda ifade edilmeye başlaması bireyin onunla beraber bir kimlik oluşturmasına sebep oluyor. Elbette delikanlılık, mertlik bunlar önemli sıfatlar, bireyin sahip olabileceği önemli kişilik özellikleri de yani nasıl ifade edildiği veya toplum tarafından ne kadar bunun ön plan alındığı, önemsendiği burada çok önemli. Çünkü o şekilde bireyin kendini var edebilmesi, ilişkilerin bu şekilde kurması tabii ki tehdit haline gelebiliyor. Duygusal ve davranışsal faktörler açısından baktığımız zaman çocukluk dönemindeki tabii ki yaşanılan olumsuz davranışlar, duygular, olumsuz davranışlar, olumsuz duygulardan kaynaklanır düşüncesini taşıyoruz, ifade ediyoruz. Burada tabii ki ruhsal sağlık problemleri, madde ve alkol kullanımı, yine hocamızın ifade ettiği gibi antisosyal kişilik ve davranışlar, riskli seksüel birliktelikler ve özellikle çocukluk döneminde şiddete maruz kalma ve tanık olma. Şimdi bu konuyla ilgili bir dersimizde bir öğrencimiz, hocam dedi, hep şiddete maruz kalanlarla ilgili pek çok çalışma yapılıyor fakat tanık olanlarla ilgili çalışma çok az. Araştıralım o zaman dedim. Baktığımız zaman buna da ilgili bir çalışma yaptık hatta. Kanada'nın bu konuda çok fazla yol kat ettiğini fark ettik. Bununla ilgili işte kurumlar oluşturmuşlar, sivil toplum örgütleri oluşturmuşlar. Çok önemli. Biz çok detaylı kaynak bulamadık ama mesela bu da çok üzerinde önemli durulması gereken bir konu gibi. Yani hocamız zaten psikososyal destek gruplarıyla hani bu tanık olanları veya mağdur olanları ele almamız gerektiğini zaten ifade ettiler. Ancak gerçekten çok daha detaylı bir şekilde belki sosyal psikolojik çalışmalar içerisinde bunları ele almak çok daha faydalı olacakmış gibi görünüyor. Tabii çocukluk döneminde dedik, şahit olunan veya maruz kalınan aile içi şiddetin yetişkinlik döneminde diğerlerine ya da partnere en çok bizi üzen, ürküten, fark ettiğimiz, canımızı sıkan, bütün aileyi içten içe sarstığını düşündüğümüz, çocuklarımızın geleceğin tehdit altına aldığını düşündüğümüz bu şiddet türü ne dönüşmesi çok mümkün tabii ki. Sosyal bilişsel kuram çocukluk döneminde şiddete tanık olduğumuzda bunun diğer insanlara nasıl davranılacağını, bireyin nasıl davranacağını öğrendiğine yönelik bir yorum açtığını, ancak bireyi sadece şiddetin pasif bir taşıyıcısı olarak görmenin de doğru olmadığını ifade ediyor. Yani sadece bu yeterli değil bunu açıklamaya. Çünkü burada ne var? Şiddet uygulayan suçluların,
bunlar suçlu insanlar. Ailesel kökenlerine yönelik aile içi şiddet öykülerinin dışında de kişisel geçmişlerinin deneyimleriyle dikkate alınması gerektiğinin altını özellikle çiziyorlar. Mesela aynı zamanda reddedilme, katı disiplin anlayışı ve cezalandırma gibi deneyimlerin bir araya gelmesi bireyin kimlik gelişimi ve davranış kalıplarını da etkileyerek elbette ki şiddete yol açabiliyor. Zaten toplumdaki yerleşik değerler tarafından da şekillendiğinden bahsettik. Sosyokültürel etkilerle şiddet görünmez tabii ki kılınabiliyor. Nasıl oluyor bu iki yönlü? Mesela şiddete maruz kalan kişi bundan utanç duyuyor ve ortaya çıkmasına engel olabiliyor diyoruz ki ama hukuk dediği hemen tepki gösterilmesi 72 saat içerisinde. Ancak başımıza gelen ne olursa olsun yani birinin ise yolda trafikte bağırması bile ne bileyim önümüzü araçla kesmesi bile veya çıkıp üzerimize yürümesi bile bir travma niteliğinde. Yani uzunca bir süre insan bununla barışmakta zorlanırken gerçekten ciddi bir şiddete maruz kalan bireyin, partner şiddetine maruz kalan, cinsel şiddete maruz kalan bir bireyin bunu hemen ifade edebilmesi ne kadar kolay olabilir, değil mi? Tabii ki tanım da şiddetin tanımı kültürel olarak da dedik ya yapılandırılıyor. Mesela toplumsal değerlerle dolduruluyor, öğreniliyor, öğretiliyor ve maalesef kuşaktan kuşağa da aktarılıyor. Mesela öğrencilerin arasında şunu söylediklerini duyuyorum. Ben atarlıyım diyor. İşte kız arkadaşı varmış. O da çok atarlıymış. Dolayısıyla çok öfkeleniyormuş. İşte kız arkadaşı o da öfkeleniyor. Ne oluyor? Bir bağırıp çağırıyoruz. Şimdi anlatıyorlar kendilerine göre. Yani peki dedim bu hocam diyor yani atarlanıyorum tabii ki falan. Bir de böyle bir kardeşim acaba nedir falan diye anlamaya çalışıyorum. Mesela anladık tabii de onun ne olduğunu. Neticesinde bu bir de önemli bir şey. Yani kendini ifade etmenin doğru bir yolu veya farklı bir yolu, özel bir yol olarak algılanıyor ki bu en kötüsü. En kötüsü. Tabii bu toplumsal tanımlamalar elbette kimi zaman şiddeti yok saymakta, şiddet kapsamına girebilecek dermiş ve sözel kalıpları kişilerin şiddet olarak algılamamaları neden olmakta. Mesela kıskançlık sevginin göstergesi olarak görülüyor. Ama şiddet olarak maalesef tanımlanmıyor. Yani işte kıskanıyorum adı altında işte çeşitli kısıtlamalar, özgürlüğünü engelleyici önlemler almalar. Özellikle gençler arasında çok yaygın olan bu işte ne bileyim sosyal medya hesapların şifrelerini almalar gibi şeyler ve buna bağlı olarak onun adına bazı eylemlerde bulunmalar ki bu çok daha geniş bir konuya giriyoruz tabii ki buna girdiğimiz zaman kesinlikle şiddet. Yani peki sağlık üzerine de elbette bu zaten tanımını yaparken de söyledim yani bu tür eylemler bireylerin yaralanmasına ne kadar gidebiliyor ya da ne bileyim uzun dönemde baktığımız zaman alkol, sigara kullanımı, yeme bozukluğu, özgüvende azalma, öfke patlamaları, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete, depresyon, intihar düşüncesi veya girişimleri. Bizim üniversitemizde psikoloji danışma uygulama ve araştırma merkezinin idareciliğini sürdürüyorum. Üniversite öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelerde çok ciddi bir oranda ilişki içerisinde yaşanılan şiddet konusu var ki Ebru Hocam birazdan konuya detaylı olarak değinecekler zaten. Mümkün mertebe biz de bu eksende kendimizi geliştirmeye ve gençlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Evet, bu noktaya kadar bize gelmişler. 4 senelerini bizimle geçirecekler. Ama ondan sonra çok önemli. Bunlar hem sosyal hayata karışacaklar, iş hayatına karışacaklar, aile kuracaklar, evlat yetiştirecekler, toplumumuzu şekillendirecekler. Yani gerçekten çok hassasiyetle üzerinde durmamız gereken bir konu. Cem Hocam da aslında bahsetti. Şiddetin türlerinden işte duygusal şiddet, cinsel şiddet, sanal şiddet, fiziksel şiddet değil mi? Ekonomik şiddet. Mesela duygusal şiddet dediğimiz zaman işte ne bileyim partnerin veya işte ilişkide bulunduğumuz kişinin korkmasına, kendine olan güvenin azalmasına, bireyin suçlu hissetmesine neden olan duygu ve davranışlarımız ve buna tamamını kontrol altına alan söz ve eylemler. Bunların tamamı duygusal şiddet olarak ifade ediliyor. İşte ne bileyim bireyin duygularının suistimal edilmesi, görmezden gelinmesi, kötüye kullanılması, ısrarlı biçimde zorlamak, kıskanmak,
alay etmek, hakaret etmek, lakap takmak, küçük düşürmek gibi davranışlar, bunlar hep duygusal şiddet içerisinde yer alıyor ve daha çok %37 oranında bir araştırma sonucunu buldum. %37 oranında kıskanmanın ilişki içerisinde, ihmal %23, %12 oranında da aldatma olarak ifade etmişler duygusal şiddeti katılımcılar, gençler üzerinde yapılan çalışma tabii ki bu. Fiziksel şiddet dedik, nedir bu? İşte fiziksel güç ve zorlamaya dayalı istenmeyen temas içeren davranışlar. Fiziksel gücün müzayeti kullanılması. Mesela kasıtlı olarak itme, sarsma, çekiştirme, sıkıştırma, ne bileyim işte tokat atma, saçını çekme, tekme atma, alkol madde kullanmaya zorlama mesela fiziksel şiddet içerisinde. Yani illa bunun için bireyin canının acıması, vücudunda bir izin olmasına da gerek yok yani. Tabii cinsel şiddet bu artık hepimizin aşina olduğu, hemen bu kavramın içine doldurabileceğimiz bir kavram. O kadar ciddi bir şekilde ele alınmaya çalışıyor medya tarafından da. Bu çok doğru ve iyi bir şey tabii ki. Nedir? İşte cinsel davranışlı olmak için, cinsel bir eyleme geçmesi için bireyi zorlamak, hayırı kabul etmemek ya da onay inşası. Evet elde etmek için nedir burada? İşte onay inşası dediğimiz şeyde bireyin evet demesi için mümkün mertebe onu türlü çeşitli yollardan, jestlerle, sürprizlerle, hediyelerle falan vesaire ikna etmeye çalışmak. Burada ne var? Taciz var cinsel şiddetin içerisinde, tecavüz, doğum kontrol yöntemlerine ulaşmayı engelleme var. Değil mi? Toplumsal cinsiyet temelli şiddet de düşünülebilir tabii ki bu şeylerin içerisinde. Burada tabii ne var? Kadın ve erkek olarak toplumsal yapının cinsiyetleri karşıt ve dışlayıcı bir şekilde kategorize etmesi, erkeğin güç, iktidar, kontrolüne değinilmesi, kadının ise zayıflık, itaat ve boyun eğmeyle ilişkilendirilmesi var. Tabii bu bakış açısı kıskançlığın, tehdidin, zararın, aşağılamanın, aşırı sahiplenmenin, müdahalenin, kısıtlamanın normalleşmesine ve kabul görmesine sebep olabiliyor ki maalesef. Ve bir de tabii sanal şiddet konusu. Bu yani okullarda çalışan psikolojik danışman arkadaşlarımızın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, yine çeşitli kurumların özellikle üzerine durduğu bir konu. Çünkü artık gerçekten çok yaygın teknolojik araçların kullanımıyla zorbalık konusu tabii bu noktada girecek. Onu da galiba yarın konuşacak arkadaşlarım, zorbalık konusunu ele alacaklar. Gerçekten çok büyük bir tehdit. Hocam zamanımız doluyor mu hocam? Toparlayabilirsek Müge Hanım. Hemen. Bu zaten son diyeceğim hocam. Tamam. Hemencecik bunu toplayayım. Ebru hocamızın zamanını almayalım. Yani gençlerle konuştuğumuz zaman bile ne bileyim birbirlerine uygunsuz içerikler göndermek, buna zorlamak, farklı medya şeylerinden uygulamalar aracılığıyla onları biz ben mesela bilmiyorum. Öğrenciler sağ olsun soruyorum. Nedir diye hemen soru hocam şudur falan diyorlar. Çeşitli şekillerde farklı kimliklere bürünerek birbirlerine saldırmaları. Zaten bunu hep kınamıyor muyuz? Yani alıyorlar eline işte klavye şeyleri deniliyor değil mi? Ne o? Zorbalığı gibi diyeyim artık. Onun başka bir şeyi vardı aklıma gelmedi. Siber zorbalık. Şey klavye üzerinden hani böyle cesaretleniyorlar ya hocam. Akıllarına gelen her şeyi yazıyor insanlar buraya gibi. Bu da aslında çok kötü örnek oluyor. Bilemiyorum. Konu tabii çok çeşitli, tabii. Çok boyutlu. Ben kısaca klavye delikanlı. Tamam, teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız hocam. Şimdi bu gerçekten şu andaki sizin anlattıklarımız bizi şu noktaya getirdi. İnsanlar, gençler sağlıklı iletişimi bilmiyorlar. Çatışmalı iletişimini de yönetemiyorlar. Maalesef hocam. Bu nedenle sağlıklı iletişim, tabii her zaman sağlıklı iletişim olması hoş olurdu ama mümkün değil. Değil. Doğal da değil. Yani beklenemez ama çatışma olduğu zaman çatışma çözümü yapabilmesi gerekiyor. Yani çatışma çözümünü bizim eğitim sistemimizde gençlere, çocuklara, bence Serhat hocamız bunu bu toplantının raporunu yazarken bunu işlesin muhakkak, çatışma çözümünü gençlere özellikle ortaokul seviyesinde, lise seviyesinde iletişim becerilerini öğretmek gerekiyor. Yani iyi niyetliler ama kırıp döküyorlar. Çünkü ifade, duygu ifadesini bilmiyorlar, çatışma çözümünü bilmiyorlar.
Yani arabuluculukla ilgili bir, yani kendi kendilerine insanlar yani sorun çözme stili geliştiremiyorlar. Bakıyoruz aile içi problemlerin çoğunda yani problem çözmeyi bilemedikleri için çatışmaya dönüşüyor hemen. Problem çözmeyi öğrendikleri zaman bir şeyleri öğreniyorlar. Çünkü böyle iletişimde, çatışmada bir tartışma olduğu zaman kaybeden olmaz sağlıklı iletişim olursa. Birisi kazanır, diğeri de öğrenir. Böyledir. Ya bunu çatışma çözümünde gençlere bunu öğretmek gerekiyor. Ve yani bu sonuç raporunda olursa eğitim sistemimiz buna önem versin. Yani tarih, coğrafya daha önemsiz bir konu değil bu. İletişim becerileri. Ben daha sonra Ebru Hocam'a geçmek istiyorum. Ebru Hoca'ya söz vermeden müsaade ederseniz bir şey eklemek istiyorum. Hocam bu dediğinizi rapor kısmında biz yazacağız ama tabii yine sizin koordinasyonunuza, sizin liderliğinize ihtiyaç duyacağız. Bu konuda da sizden yine destek isteyeceğiz sevgili hocam. Memnuniyetle hocam, yaparım yani. Çünkü yani bir 10 sene sonrasını ben hayal edemiyorum şu anda. Türkiye'nin ve dünyanın. Yani onun için ya yani bir yara, bir de biz hani alanda da olduğumuz için ne vakalar görüyoruz. Evet, yani evet için, hocam. Hatta bak ben bir örnek anlatayım hemen. Bir araştırma görevlisiyle bir doktoralı öğrenci geldi bir üniversitede. Boşanmak üzereler. İkisi de eğitimli, entelektüel seviyesi olan. Şimdi diyor ki, erkek diyor ki boşanmak istiyor. İkisi de boşanmak istiyor. Erkek de koca, karım bana itaat etmiyor diyor. Şey bu itaat etmiyor ya, bizim diye inanç sistemimizde kadın kocaya itaat eder diyor. Ya itaat etmez. Bir örnek anlatır mısın dedim. Nasıl oldu dedim. Bir şey oldu. Elma örnek anlattılar. Birisi ona elma ikram etmiş, soymuş eşine, erkek eşine veriyor elmayı ye diye. O da ya sağ ol canım istemiyor diyor. Bir daha ısrar ediyor ye diye. Ya istemiyor, zorlama diyor. Yine ısrar edince bağırıyor ya, yeter ya, yemeyeceğim diyor kadın. Bak işte bana itaat etmedin demiş o zaman hemen. Ya böyle itaati böyle algılamak olur mu ya? Hem de bunlar üniversite akademisyen ya. Yani onun için burada çok şey yani, emin ol iletişimi bilmiyoruz ya. Yani kadın erkek ilişkisini köle efendi ilişkisi zanneden bir anlayış var. Bu ataerkil kültür ciddi şekilde Türkiye'de şiddetin artmasında sebep bu. Ancak işte şey ortamda böyle... Demokratik ortamda konuşa konuşa, yaşaya yaşaya öğretilir. Ya da işte eğitim sistemimizde bunu öğretmek lazım. Ben böyle bir dertliyim de onun için yaşadığım örneği anlattım. Ebru Hocam, evet, hocam. Siz Finlandiya'dan katılıyor musunuz? Orada kendinizi bir tanıtırsanız daha iyi tanış oluruz. Sizinizi de açarsanız. Tamam. Çok teşekkür ederim Nezat Hocam. Hayır, ben İstanbul'dayım. Finlandiya'da Åbo Akademi'de bir pozisyonum var. Evet, orada bir yüksek lisans programında görevliyim. Ama Türkiye'de de Beykoz Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Kendi merkezim var. Davranış Araştırmaları ve Terapileri Merkezi. Burada anksiyete ve travma üzerine hem psikolojik araştırmalar yapıyoruz hem de bilimsel kanıt temelli klinik uygulamalar yönünde eğitim programları düzenliyoruz. Benim çalıştığım konular arasında travmatik olayların psikolojik etkileri yer alıyor. Kariyerim boyunca çok sayıda travma olayıyla doğrudan çalışma fırsatım oldu. Öğrencilik yıllarımda Marmara, yani öğrencilik derken aslında doktorumun ilk yıllarında Marmara depremi oldu ve doğal afetin psikolojik etkileri üzerine çalıştım. Akabinde doktora sonrası yıllarımda savaş, işkence gibi insan hakları ihlalleri içeren olayların travmatik etkileri üzerine araştırma projeleri yürüttüm. Ve bunun ardından da mülteci kadınlarla çalışırken kadına yönelik şiddetin işkenceyle paralelliği dikkatimi çekti ve bundan sonra da kadına şiddetle çalışmaya başladım. Bu travma olaylarının travmatik etkileri, psikolojik etkileri üzerine hem araştırma projelerim var ve bu kontekste çalışırken tabii yüzlerce vakayla da deneyim kazandım, klinik tecrübe kazandım. Dolayısıyla biraz içeriden bilgileri rahatlıkla, gönül ferahlığı içerisinde sunacağım. Ben bir
Bu konuşmaya hazırlanırken biraz araştırma temelli konuşmayı tercih ettim. Bir takım tanımlamalar tabii ki çok önemli. Psiko eğitim açısından vurgulanması, şiddetin ne boyutlarda olduğunun vurgulanmasını çok önemli buluyorum. Ama bir o kadar da bunlarla ilgili araştırmaların bütün insanlara, sadece akademisyenlere değil, bizi dinleyebilecek olan herkese ulaşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şiddet olarak tanımlanan stresörlerin insanın hem sağlığı hem de ruh sağlığı üzerinde önemli etkileri var, kalıcı etkileri var. Ve bu etkilerin sağaltımı kolay olmuyor. Bunlara yönelik özellikle psikolojik etkilerine yönelik özel psikolojik tedaviler gerekebiliyor. Ve bu tedavileri almayan kişiler uzun yıllar hayatlarının üzerinde kontrol algısı geliştirerek sağlıklı bir yaşam sürmek konusunda güçlük çekiyorlar. Ben bugün şiddetin göz ardı edilen, çok da fazla zikredilmeyen bir boyutunu konuşmak istiyorum. Psikolojik şiddeti konuşmak istiyorum ve bu konuda yürüttüğüm bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Benim argümanım şu, hiçbir şiddet, fiziksel ve cinsel olarak tanımladığımız hiçbir şiddet, birdenbire başlamaz. Bunun hepsinin öncülü psikolojik şiddettir. Araştırmalarda nitekim fiziksel ve cinsel şiddetten daha önce psikolojik şiddet stresörlerinin başladığını gösteriyor. Bu kadına şiddette de öyle, çocuğa şiddette de öyle ya da şiddet içeren herhangi bir kontekste bunun böyle olduğunu düşünmek bence yanlış olmayacaktır. Dolayısıyla bugün kadınlar öldürülüyorsa eğer, öldürülen kadınların geçmişine dönüp baktığımızda mutlaka psikolojik şiddete maruz kaldıklarını görmemiz mümkün. Dolayısıyla kadınların duygusal şiddeti, psikolojik şiddeti tanıması kendilerini uzun vadede daha ciddi yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanacak fiziksel şiddetten korumaları için elzem. Bir sunumum olacak bu doğrultuda. Onu paylaşmak istiyorum, müsaade ederseniz. Evet, dediğim gibi daha çok ben psikolojik etkiler üzerine konuşacağım. Takıldım. Evet, tam konuşma esnasında. Geri geldim sanırım. Pardon, çöktüm. Bilgisayarım çöktü. Duyuyor musunuz beni? Duyuyoruz. Çok özür dilerim. Şöyle yapacağım o zaman. Sanırım bir teknik aksaklık oluyor. Sözel olarak ilerleyeyim diğer katılımcıların yaptığı gibi. Şimdi öncelikle tabii kadına yönelik şiddet dediğimizde neden bahsediyoruz? Bunu Birleşmiş Milletler Genel Konseyi 1993 yılında tanımlamış. 1996'da Dünya Sağlık Örgütü de bunun ciddi bir sağlık sorunu ve ruh sağlığı sorunu olarak lanse etmiş. Kadına şiddet ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ızdırap veren ya da verebilecek olan cinsiyete bir dayalı bir eylem, uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma olarak tanımlanıyor. Bu önemli bir tanımlama çünkü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik stresörlerin yer aldığı kontekstlerin kadına şiddet oluşturduğunu hukuki olarak tanımlamış oluyor bu tanım. Şimdi baktığımızda kadına yönelik şiddetin yaygınlığına baktığımızda bu zannettiğimizden çok daha yüksek. Hayatları boyunca partnerlerinden
yani birlikte olduğu erkeklerden fiziksel ve veya cinsel şiddete uğrayan kadınların oranı %30 civarında. Yine bu Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı araştırmanın bulgusu. 81 ülkede yürütülmüş 141 araştırmada araştırmayı gözden geçirerek 15 yaş üstü ve kadınların %30'unun eşlerinden fiziksel ya da cinsel şiddete ve veya cinsel şiddete maruz kaldığını ortaya koydu. Kadına yönelik bu tarz şiddetin, fiziksel şiddetin çok ciddi psikolojik sonuçları var. Bu konuda yürütülmüş çeşitli araştırmaları derleyen bizim istatistiksel bir özetlediğimiz meta analizler var. Bu meta analizlerden biri ve yakın tarihlerde yayınlanmış olanı, eş şiddetine uğramanın depresyon riskini 2 ila 3 kat oranında arttırdığını gösteriyor. Yani zaten toplumda depresyon yaygın görülen psikiyatrik sorunlardan bir tanesi. Eş şiddetine uğrayanlar içerisinde bu olasılık 2 ila 3 kat arası artıyor. İntihar eğilimini arttırıyor. Bunu da biliyoruz. Eş şiddetine uğrama intihar riskini 3,5 katı arttırıyor toplumdaki herhangi bir insana göre. Daha spesifik bir sorun olan travma sonrası stres bozukluğu riski ise 3,7 oranında artıyor. Yani neredeyse herhangi bir travmatik olayla karşılaştığınızda 4 katı daha yüksek bir risk olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla fiziksel ve cinsel şiddetin psikolojik etkileri ortaya konmuş durumda. Hatta şöyle bulgular da var. Şiddete uğrayan kadınlarda travma sonrası stres bozukluğu oranı neredeyse 3 kadından ikisinde var. Yani %70'e yakın oranlarda kadınlar bu tarz psikolojik sorunlardan, travmatik stres sorunlarından muzdarip olarak görülüyor. Tabii konuşmama girerken de bahsettiğim gibi fiziksel ve cinsel şiddet en fazla dikkatimizi çeken ve en fazla duyduğumuz şiddet türleri. Hatta kadına şiddet daha fazla maalesef gündeme çok acımasız şekilde işlenen cinayetler sonrası daha fazla gündeme geliyor. Ya da bir başka ünlü sevgilisine şiddet uyguladığı zaman ve fiziksel şiddet uyguladığı zaman bu olgu karşımıza çıkıyor. Oysa psikolojik şiddet bütün bunların temelinde yatıyor. Nedir psikolojik şiddet? Kişinin kendine güvenini azaltan, onu değersizleştiren, kişiliğini ya da ruhsal gelişimini etkileyen herhangi bir davranış. Yani bu davranışa kadınlar da maruz kalabilir. Bu davranışa çocuklar da maruz kalabilir. Bu davranışlara insanlar iş yerinde de maruz kalabilir ki o zaman biz buna daha çok mobbing adını veriyoruz. Bu psikolojik şiddet çok kolay tanımlanan bir kavram değil maalesef. Sözel şiddet, mental şiddet, duygusal istismar, psikolojik istismar gibi farklı şeylerde, başlıklar altında da inceleniyor, tanımlanıyor ve bunun altına giren davranışları araştırmacılar tanımlamaya çalışıyor. Şöyle ilginç bir bulgu var. Psikolojik şiddete uğrama, fiziksel şiddete uğrama ihtimalini arttırsa da bu aralarında illa da birebir bir ilişki yok. Yani mutlaka da psikolojik şiddet illa şeyi getirmeyecek, fiziksel şiddeti getirmeyecek beraberinde. Ama şunu biliyoruz ki fiziksel şiddete maruz kalan kadınların neredeyse tümü psikolojik şiddete maruz kalıyorlar. Ve bunun önemini birazdan daha ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Baktığınızda psikolojik şiddet çok daha yaygın. Evet, 3 kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete uğruyor ama psikolojik şiddete uğrayan kadınların oranı çok daha yüksek. İngilizce konuşan ülkelerde yapılan çalışmalar bu oranın, psikolojik şiddete uğrayan kadınların oranının %80 civarında olduğunu gösteriyor. Yani 10 kadından 8'i psikolojik şiddete uğruyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün gene yaptığı derlemeler var ve %20 ila %75 arasında bir psikolojik şiddet prevalansı, yaygınlığı bildiriyor. Değişik ülkelerde bu oranlar değişiyor ama bu oranların değişmesinin en önemli sebebi bu kavramı tanımlamanın güçlüğü. Yani psikolojik şiddet tam olarak nedir? Biz neye psikolojik şiddet diyeceğiz? Bunu söylemekle ilgili büyük bir güçlük var bilimsel literatürde.
Ama bildiğimiz bir şey var ki şiddet fiziksel olmayınca kimse buna şiddet olarak bakmıyor. Ve buna kadın erkek herkes dahil, kadınlar da dahil. Ben çalıştığım klinik ortamlarda karşıma gelen kadınlara baktığımda psikolojik şiddete uğrayan kadınlar, yani ben çok ağır olaylar yaşamadım diye böyle bir utanaraktan başlarına geleni anlatıyor. Hani ben fiziksel şiddete uğramadım, cinsel şiddete uğramadım. Hani benimkiler çok önemli değil ama çok etkileniyorum. Adeta uğradığı psikolojik şiddetin etkilenmiş olmaktan dolayı utanç duyan kadınlar bunlar. Ya da bir de şunlar var. Yani uğradığı stresörlerin, yaşadığı stresörlerin psikolojik şiddet olduğunu anlamayan. Yani bir şeyler yaşıyorum ama bu ne demek? Bu tam olarak ne anlama geliyor? Buna da çok da fazla şey veremiyorlar, anlam veremiyorlar. Ve yani zannederiz ki eğitim düzeyi düşük olan kadınlar bunu tanımaz. Aksine kadınlar psikolojik şiddete her yaşta, her eğitim düzeyinde maruz kalıyorlar. Birlikte oldukları eşlerinden, partnerlerinden, sevgililerinden, birinci derece yakınlarından, ailelerinden, babalarından, annelerinden de maruz kalabiliyorlar. Ama bunu şiddet olarak görmüyorlar. Biz bunun etkilerini biraz daha anlayabilmek amacıyla eski doktor öğrencim, şimdi meslektaşım, doktor öğretim üyesi Sinem Can Kardeş'le birlikte bir psikolojik şiddet araştırması yürüttük Türkiye'de. Ve aslında şöyle bir hedefle yola çıktık. Hani bu kavramı tanımlayalım. Nasıl yaşıyorlar insanlar bu stresörleri bir görelim dedik. Ve literatüre, bilimsel literatüre döndük. Batı literatürüne dönerekten bütün geliştirilmiş ölçekleri ele aldık. Ve biz 70 kadar stresör belirledik ve bu 70 stresörü davranışsal olarak tanımladık. Şöyle bir şeyle yaklaştık ama bu konuya, hani bu sadece kadınların maruz kaldığı bir stres değil aslında, bir o şiddet değil. Bu erkekler de psikolojik şiddete maruz kalıyor, fiziksel şiddete maruz kaldıkları gibi. Evet, elbette ki araştırmalar şiddetin, aile içi şiddetin, özellikle de partner şiddetinin %80'inin kadına yönelik olduğunu gösteriyor. Erkeklere yönelik şiddet çok daha az ama erkeklere yönelik de şiddet var ve psikolojik şiddet mutlaka var. Dolayısıyla biz böyle pek de cinsiyete odağı yapmadan bir araştırma yapmak istedik ve sosyal medya üzerinden ilan vererek psikolojik şiddet araştırması, Türkiye'de, bütün Türkiye'de gösterilen bir reklam aracılığıyla gösterilen bir araştırmaydı bu. Bu çalışmaya 1012 kadın katıldı ve bütün erkekleri de çağırmamıza rağmen çalışmaya katılan erkeklerin sayısı 10 kişiden azdı. Erkekler şiddete mi uğramıyor da katılmıyorlar çalışmaya bilmiyorum. Ama kesinlikle çok da ilgilerini çekmediği ortada aşikar. Yani şiddetin hiçbir türüyle ilgili bir şeyi katılmak, dinlemek, araştırmak onlara çok da fazla çekici gelmiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla bu bana biraz psikoeğitim çalışmalarının ne kadar etkili olabileceğiyle ilgili kuşkuya sebep oluyor. Bunların öneminin çok önemli olduğunu biliyorum ama maalesef biz erkeklerin ilgisini bu konuda çekemiyoruz diye düşünüyorum. Dediğim gibi 70 kadar biz bir psikolojik şiddet stresörü tanımladık ve topladığımız 1012 vaka hiç azımsanacak bir şey değil, bir vaka değil, vaka grubu değil ve 1012 kadından tüm örneklemde sadece 2 kadın hiçbir psikolojik şiddet stresörü deneyimi olmadığını bildirdi. 2 kadın. Tabii ki yani biraz yanlış bir bulgu olabilir bu. Sonuçta biz psikolojik şiddete uğrayan kadınları davet ettik ama hani öyle olduğunu zannedip de gelen daha fazla insan olabilirdi bu stresörleri yaşamadığını bildiren. Sadece 2 kadın olduğunu gördük. Baktığımızda %6 ile %65 arasında oranlarda kadınlar psikolojik şiddet stresörüne haftada en az bir ya da iki kere maruz kaldığını söylüyordu. Haftada en az bir ya da iki, bu hemen hemen her güne kadar giden bir skala üzerinden değerlendiriliyordu. Yani çok yüksek oranlarda kadın çok yüksek oranda, çok yüksek sıklıkta diyelim, psikolojik şiddete maruz kalıyor. Biz bu 70 tane
davranışı bir analiz ettiğimizde, faktör analizi dediğimiz bir istatistiksel teknik var. Bu stresörleri birbirleriyle ilişkileri üzerinden gruplayan bir yaklaşım ve aslında psikolojik stres, psikolojik şiddet stresörlerinin nasıl etkileştiğini bize bildiren bir analiz oldu. 8 tane ayrı grupta toplandığını gördük bu stresörlerin. Ve birinci stresör grubu kadının fikirlerinin, duygularının ve fiziksel ihtiyaçlarının gözden gelinmesi ve reddi olarak tanımladık. Yani bir ilişkide bir sorun olduğunda ya da kadın herhangi bir fikrini dile getirmeye çalıştığında bu konuda konuşmayı reddetme, konuyu değiştirme, göz ardı etme, kadının duygularını görmezden gelme, hafife alma, bu konuda konuşmasına izin vermeme, bunların deli saçması olduğunu kendisine sürekli söyleme, fikirlerini hiçbir şekilde kabul etmeme, konuştuğunda onu susturma, önemli sorunların varlığını reddetme gibi şeyler, kırıcı şekilde eleştirme gibi stresörler. İkinci grup korku veren zarar verme, korku yaratan zarar verme tehditleriydi. Ailesine, kadının ailesine, arkadaşlarına, ona yakın kişilere yönelik zarar verme. İstediğini yapmazsa ya da bir konuda ya da onu terk ederse örneğin zarar verme. Fiziksel zarar verme olduğu kadar sosyal zarar verme tehditleri. Örneğin hakkında bir bilgiyi yayma gibi. Bu sırada bıçak kullanma, bıçak tabancayla tehdit etme, hani tehdidin dozunu da arttırma, hatta kendini öldürmekle, intihar etmekle de tehdit etme, hani beni terk edersen kendimi öldürürüm gibi bir baskı uygulama. Özgürlüğü kısıtlama çok önemli bir stresör grubu, üçüncü grup. Kıskançlık diyebiliriz buna ama kıskançlık yeterince şey olmuyor, anlaşılmıyor. Müge Hocam'ın da daha önce dediği gibi kıskançlık sanki böyle sevilme ibaresi olarak görülüyor ama sevilmeyle alakası yok bu tamamen. Kadının kontrolünü elinden almaya yönelik özgürlüğü, kısıtlayıcı davranışlar, karşı cinsle görüşmesine, arkadaşlık kurmasına engel olma, kendi ailesiyle görüşmesine, arkadaşlarıyla sosyalleşmesine engel olma, her dakikasının hesabını sorma, ne giydiğine karışma, nereye gittiğine karışma, özel hayatı hakkında sürekli bir tahakküm altında kadını tutma diyebiliriz. Dördüncü grup davranışlar aşağılayıcı davranışlar, küçültücü davranışlar. Fiziksel görünüşünün çekiciliğini aşağılama, ona kötü isimler takma, zekasını küçümseme, değersiz olduğunu söyleme, bensiz yapamazsın, kendine bakamazsın deme, kendi ayakları üzerinde durabileceğiyle ilgili inancını sarsma, başarılarını küçümseme, herkesin önünde belki de bunları yapma ve alay etme şeklinde davranışlar. Beşinci grupta kavgalar sırasında korkutucu tehditkar davranışlar gördük. Yani bir genel olarak ilişki içerisinde tehdit var ama bir de kavga sırasında ortaya çıkan daha ciddi eşyaları vurma, kırma, parçalama gibi. Öfkeyle ileri geri yürüme, üzerine yürüme gibi davranışlar diyebiliriz. Yani fiziksel olarak o şiddetin geldiğinin habercisi nitelikte davranışlar bunlar. Bunun dışında güven sarsıcı davranışlar, suçlayıcı davranışlar, delirdiğine inanma gibi üç ayrı grup davranış daha tespit ettik. Ve bunlar... bu maddeler psikolojik şiddetin %60'ını açıklayan nitelikte maddelerdi. Baktığımızda kadınlara tabii ki bunlar sadece psikolojik şiddete maruz kalmıyorlardı. Yani şu var, yani kadınlara fiziksel ve veya cinsel şiddete uğrayıp uğramadıklarını da sorduk biz çalışmaya katılanlara. Kadınların sadece %42'si cinsel ya da fiziksel herhangi bir şiddet yaşamadığını söyledi. Yani sadece psikolojik şiddete uğrayanlar %42 oranındaydı. Fiziksel şiddete %22'si uğramıştı. Aynı psikolojik şiddetle birlikte fiziksel şiddet. Cinsel şiddete uğrayanların oranı %16'ydı. Ve fiziksel ve cinsel şiddete uğrayanlar %20'ydi. Yani şöyle bir bulgu ortaya çıkıyor. Sadece psikolojik şiddet yaşayanlar %40 civarında kalırken
psikolojik şiddetle birlikte fiziksel ve veya cinsel şiddete uğrayanların oranı %60. Çok yüksek bir oran. Bu da aslında psikolojik şiddetin ne kadar şey olduğunu gösteriyor. Fiziksel ve cinsel şiddet riskini arttırdığını dolaylı yoldan belki de gösteren bir bulgu diyebiliriz. Ve şiddet deneyimine göre psikolojik şiddetin yoğunluğuna baktığımızda gruplar arasında anlamlı bir fark bulduk. Yani fiziksel ve cinsel şiddet yok diyen, yani sadece psikolojik şiddete uğradım diyen kadınların ölçek üzerinden aldığı puan 68 iken, cinsel şiddet, fiziksel şiddet, fiziksel ve cinsel şiddete böyle aşamalı olarak maruz kaldıklarında neredeyse 3 katı bu puan büyüyordu, 161,5'a çıkıyordu. Yani şöyle bir bulgu elde ettik. Fiziksel ve cinsel şiddet başladığında psikolojik şiddetin dozu daha da fazla artmaya başlıyor. Ve bu psikolojik şiddet kişi kadının travmatik bu stresörlere maruz kaldığı sırada yoğun duygusal tepkiler vermesine neden oluyor. Korku gibi, öfke gibi, utanç gibi, iğrenme gibi duygular yaşıyorlar. Ve o sırada çaresizliğe kapılıyorlar. Ve bu korku ve çaresizlik kalıcı bir etki yapıyor. Çünkü olaylar bittikten sonra hatta kadınlar ilişkiden çıktıktan sonra da kadınlar çaresizlik hislerini sürdürüyorlar. Yaşamları üzerinde yeterince kontrol algısına sahip olmadıklarını belirtiyorlar. Ve süre giden tehdit algısına bağlı korkuda yaşıyorlar. Aslında nasıl yaşamasınlar ki? Kadınlar eşlerinden ayrıldıkları zaman daha fazla öldürülme riski altındalar. İlişkinin içerisinde kalma o açıdan baktığınızda koruyucu bir etki de yapıyor. Ama kadının ruh sağlığı açısından baktığınızda korku ve çaresizlik uzun süre devam ediyor. Ve kadınlar gene artan oranlarda travmatik stres sorunları geliştiriyorlar. Sadece psikolojik şiddete uğrayan kadınların yaşadığı travmatik stres stresörleri 20 puan civarındayken fiziksel ve cinsel şiddete uğrayanların ki 30 puan. Yani puanlar bir anlam ifade etmiyor olabilir. Özür dilerim slaydımı gösteremediğim için ama yani 60 puanlık bir ölçek üzerinden alınabilecek puanlar bunlar. Psikolojik şiddet yaşayan kadınlar anlamlı düzeyde aslında travmatik stres belirtileri yaşıyor. Ve bu travmatik stres belirtilerinin dozu fiziksel ve cinsel şiddet tabloya eklendiği zaman artarak devam ediyor diye görünüyor. Ve bir şey yaptığımızda, yordayıcı bir analiz yaptığımızda da fiziksel, yani hangi şiddet türü, psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet türünün hangisi travma esnasında ortaya çıkan o olumsuz duyguların şiddetini ve travma sonrası stres bozukluğu şiddetini belirliyor diye baktığımızda psikolojik şiddet belirliyor. Fiziksel ya da cinsel şiddet belirlemiyor. Yani en güçlü yordayıcı kadınların olaylar sırasında yaşadıkları stresin ve devam eden stresin en önemli yordayıcısı psikolojik şiddet oluyor. Literatürde de bununla paralel bulgular var. Çünkü şiddete uğrayan kadınların diliyle söyleyeyim bunu. Fiziksel şiddetin açtığı yaralar iyileşiyor, fiziksel iyileşme oluyor ama duygusal şiddetin açtığı yaralar kalıcı yaralar. Bunlar birdenbire ortadan kalkmıyor. Dolayısıyla bunlar çok daha güçlü etki yapıyor, kalıcı etki yapıyor, travmatik etki yapıyor. Toparlayabilir miyiz hocam? Son cümlemi söyledim zaten hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol, estağfurullah. Evet, yani çok güzeldi, kesmek istemedim gerçekten. Çok güzel bilgiler aktardınız. Yani burada psikolojik şiddetin en büyük sıkıntımız sınırlarını belirleyebilmek. Çok şey, yani orada, yani o kişiye, eşe göre psikolojik şiddet değil ama karşı tarafa göre psikolojik şiddet. Bunun belirlenebilmesi için de bizim yani çözüm olarak da düşünürsek işte rol paylaşımı çok önemli. Yani anne rolü, baba rolü, eş rolü, yani çalışan insan rolleri hepsini belirlediğin zaman aile içerisinde rol paylaşımı iyi olduğu zaman şiddet konusunda görev tanımı gibi olmuş oluyor bir nevi. Bu durumda neyin şiddet, neyin şiddet olmadığını oturup konuşabiliyorlar insanlar. Yani inşallah bunlar da bir ufuk verici. Ben şu anda son konuşmacımız
Bendeki bilgiye göre Mehmet Akif hocam, Sinanlı hocam. Hocam çok teşekkür ederim Tahan hocam. Saygılar sunuyorum. Öncelikle böyle güzel bir konuda sempozyum düzenleyen hocalarıma ve beni özellikle bu sempozyuma davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Ben ekranımı paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Ümit ediyorum görünüyordur şimdi. Şimdi benim konum istismara uğradığı iddia edilen ya da şüphelenilen çocuklarda travmaya yaklaşım şeklinde. Adit uzmanıyım, hekimim. Uzun yıllardır bu konuyu çalışıyorum ve son 15 yıldır da bir merkezimiz var ve bu merkezin alt birimi olarak hastanede çocuk koruma birimimiz var. O nedenle ben biraz daha işin pratik yanıyla elimizdeki olgulardan giderek bir şeyler anlatmak istiyorum müsaadenizle. Bunlar bizim olgulamızdan örnekler. Bazıları bizim hastanemizden, bazıları çevre tedavi merkezlerinden, bir tanesi de il dışından bize gönderilmişti. 3 yaşında bir erkek çocuk, öyküsünde gece yatarken rahatsızlığından dolayı şurup içirdiklerini söylüyor. Hani baba, bu bir Suriyeli aileydi ve sabahleyin de bizim acilimize başvuruyorlar ve yapılan muayeneler sonucunda, tetkiklerde her iki kalçasında haşlanma tipi yanık şikayeti, yanık tespit edilmiş ve konsültasyon için bizim birimimize gönderilmişti. Bir diğer çocuk, 3 aylık erkek çocuğumuz, gece yatarken sağlıklı, herhangi bir problemi yokken sabah birdenbire kalkıyor. Anne kendinden geçmiş bir şekilde çocuğu yatağında buluyor ve daha sonra hastane acilimize getiriyor ve yapılan muayene ve tetkiklerden sonra da kafa içinde hem de göz dibinde kanama tespit ediliyor ve sonuçta bu çocuğumuz hemiplejik olarak sekelli kaldı. Bir diğer çocuk il dışından 5 yaş kız çocuk. Yabancı sim aspirasyonu, komşuları tarafından bir diğer devlet hastanesinin aciline getiriliyor ve yabancı sim dediğim çikolata parçasının soluk borusuna kaçtığı öyküsüyle yapılan muayeneler ve tetkikler sonucunda böyle bir şey bulunmuyor. Ancak çok sayıda çocuğun vücudu üzerinde farklı renklerde ekimozlar saptanıyor. Biraz daha muayene edildiğinde sırtında eski ütü izi, nebbesi, yanık nebbesi, birkaç tane sigara yanığı tespit ediliyor ve çekilen tüm vücut grafisinde de 3 ayrı kemikte ki tedavi edildiğine dair herhangi bir şey yok. Kemik iyileşirken, kırık iyileşirken açılı iyileşmiş ve eski kırıklar tespit ediliyor. Bir tanesi de yine bizim çocuk polikliniğine geliyor. Karın ağrısı ve kusma şikayetleriyle 13 yaşında bir kız çocuk yapılan muayene ve tetkikler sonucunda gebe olduğu saptanıyor. Şimdi bunlar şüpheli olgular şeklinde bize gönderiliyor ve danışılıyor. Ancak birime zaman zaman mahkemelerden de olgularımız geliyor iddia şeklinde. Mesela şöyle ilginç olgular da geliyor. 4 yaşında erkek çocuk aile mahkemesinden gönderilmişti ve bir velayet davası sırasında annesinin fiziksel şiddete uğradığı iddiasıyla, baba böyle bir iddiayla işte annenin yanında kalamayacağını ve çocuğun kendisine verilmesi konusunda bir iddia ile mahkeme bize böyle bir fiziksel şiddet var mı yok mu diye göndermişti. Bir diğer çocuğumuz da 16 yaşındaki kız çocuk, bu Cumhuriyet Başsavcılığından gelmişti ve bir kaçırılma olayıydı. Uzun süre cinsel istismara uğradığı iddiasıyla bir muayenesi yapılması ve fiziksel delilleri saptanması istenmişti. Şimdi bu tip hem şüphelenme olsun hem istismar olsun, sabahtan beri işte kadın da olsun çocuk olsun ne gibi zararlar doğurduğu konusunda bilgiler verildi ve özellikle bir önceki konuşmacı hocamız, affetsin beni ismini hatırlayamadım. Biz genellikle adit uzmanları fiziksel ve cinsel şiddetle karşılaşıyoruz ama yoğun olarak bu şiddetin
içinde psikolojik şiddetin de bulunduğunu saptıyoruz. Ve hani işte istismarın tipleri arasında da birlikte görülmesi ve yalın görülmesi açısından çok az, affedersiniz, psikolojik şiddetin en üst seviyede olduğunu görüyoruz. Ki hem fiziksel hem cinsel şiddetin bedensel bir takım zararları çok kısa olarak yazdım, gördüğünüz gibi. Yani az çok bir yaralanmadan bahsederken, işte biraz önce söylediğim gibi hemoglobin şeklinde sekeller, sakatlıklar bırakıyor. 5 yaşındaki kız çocuğumuza müdahale edilmişti, bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir yurduna yerleştirilmişti. Sonuçta bir 3-4 aylık rehabilitasyondan sonra işler iyi giderken, anne baba çok özledik deyip, ki üvey anneydi ve üvey annenin çocuğu değildi, eve götürüyorlar ve biz çocuğumuzla bir hafta sonuydu bu, bir bayram tatilini hafta sonunu içine alan şeyinde, tatilden sonraki gün çocuğumuzla biz adli tıp kurumunun morgunda karşı karşıya geldik. Ölümlere kadar giden bir süreç tabii ki. Cinsel anlamda da fiziksel yaralanmalar, genital olsun ya da bir şekilde ateş, silah ya da bıçaklanmaya bağlı, bu cinsel davranış sırasında yapılan şiddete bağlı yaralanmalar görülmesi yanında cinsel yola bulaşan hastalıklar ve gebeliklerle de çok sık karşılaşıyoruz. Ruhsal belirtileri çok kısa yazdım, çok fazla var tabii ki, ama depresyon, anksiyete ve kişilik bozuklukları yanında özellikle ergenlerde madde bağımlılığı ve kendine zarar verme davranışları görüyoruz. İşte bizim travmaya yaklaşımımız, işte istismara bağlı oluşan bu zararları önlemek tabii ki temel olarak görevimiz. Önlemek ki kitaplara baktığınızda önlem deyince primer, sekonder ve tersiyer önlem şeklinde bir aşaması var. Primer dediğimiz şey bilgiyi ve farkındalığı vermek ya da varsa arttırmak anlamında, işte çocuktan tutun da topluma kadar, uzmanlara kadar. Efendim, hekimlerden psikologlara, sosyal hizmet uzmanlarından polise, hukukçulara kadar verilen eğitimlerden bahsetmek gerekir ki bu medyada kullanılır burada. İkincisi, ki ülkemizde belki en az çalışılan ya da üzerinde araştırma yapılan konu sekonder, riskli grupların ortaya çıkarılması. Ki riskli grup deyince zaman zaman biz karşılaşıyoruz çocukla cinsel istismara iddia edilen çocuğun anne babasının zihinsel yetersizliğinin olduğunun ya da anne babasının madde bağımlılığı ve alkol bağımlılığı şeklinde bağımlılık olduğunu görüyoruz ki bu gruplara da özel rehabilitasyon çalışmaları yapılıp çocuktaki bu meydana gelecek istismar ve zararı önlem olsun. Üçüncüsü, ki biz adli tıp uzmanlarının ya da hekimler olarak, klinisyenler olarak karşılaştığımız üçüncül bir aşama, ki burada en önemli şey atlamadan tanı koymak. Tanı koyunca tabii ki tekrar edecek bir istismarı ya da tekrar eden bir istismarı önlemek anlamında, engellemek anlamında da bir görevimiz oluyor. Bu anlamda ben bu travmaya, iddia edilen ya da şüphelenilen travmaya ya da istismara yaklaşım açısından bunu saydama baktığınızda yani üç temel şey var. Hukuksal, tıbbi ve sosyal yaklaşım anlamında. Hukuksal deyince bu işlemi yapan, bu travmayı uygulayan kişi, fail anlamında. İşte tanı koyduktan sonra, suç ispat edildikten sonra o failin cezalandırılması ve dolayısıyla istismarcıdan uzaklaştırılması, belki de öncesinde soruşturma esnasında bir uzaklaştırma alacaktır. İkinci grup için benim içinde bulunduğum adli tıp uzmanı ve hekim olman sebebiyle tıbbi yaklaşım, ki burada özellikle kliniklerde özellikle fiziksel şiddetin çok sık olarak atlandığı durumlar sonucunda daha ağır travmalarla, daha ağır zararlarla ortaya çıkıyor ki burada işte belki birincil önlem anlamında hekimlerimize bilgi ve farkındalık düzeyinde eğitimler verip onları arttırmak anlamında, ancak
mutlaka ve mutlaka klinisyenlerin bu aşamada tanıyı koyup ki tanı özellikle mahkemeden ve Cumhuriyet Savcılığından gelen olgularda sadece ve sadece sanki bedensel bir zarar varmış ki yapılacak muayeneyle bunu saptırırız. Yapılan çalışmalar sadece ve sadece fiziksel hasarın yüksek oranda bulunmadığını göstermektedir ki tanı koymak anlamında bir ruhsal değerlendirme ki çocuk bir çocuk psikiyatri değerlendirmesinin mutlaka yapılması gerektiği ki bu tanıyı koyduktan sonra hem bedensel olsun hem ruhsal olarak olsun bir tedavi yardımı, bir rehabilitasyon yardımının mutlaka yapılması gerekir. Üçüncü yaklaşım ise sosyal yaklaşım ki bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bu tip çocuklara alınacak olan tedbir kararları işte eğer istismarcıyla aynı evdeyse bir koruma kararı, eğer istismarcı dışarıda ancak anne babanın bir bu konuda bir ihmali varsa yine çocuğun koruma kararının alınması, eğer bir sağlık kuruluşa gitmiyorsa sağlık tedbirinin alınması, istismarcıyla aynı mahallede hatta aynı apartmanda oturuyorsa ve maddi yetersizliklerden dolayı taşınamıyorlarsa ki işte Aile ve Sosyal Politika maddi yardımlarıyla oradan taşınması şeklinde bir yaklaşım, özellikle anne babanın bir ihmali olduğunda ya da çocuk bu konuda suçlanıyor ise anne babaya bir danışmanlık verilmesi şeklinde tedbirlerin alındığı bir sosyal yaklaşım oluyor. Hukuksal ve sosyal, belki hukuksal daha ileride bahsedecek sosyal yaklaşımdan daha çok kendi uzmanlık alanımın tıbbi yaklaşım konusunda çok az bir bilgi de vermek istiyorum müsaade ederseniz. Bu saydığımı ben hep kullanıyorum. Özellikle cinsel istismarla ilgili gelen hastaların, çocuklarımızın ne şekilde davranmamız gerektiğini işte bir bizim için ilk 7 gün ki kitaplarda bu ilk 72 saat yazıyor ama biz 4. 5. gün bir takım deliller de elde ettiğimiz için ilk 7 gündeki bu tip olgular bizim için acildir ve yapacağımız rızadan sonra yapacağımız bir fiziksel muayene ve sonrasında toplayacağımız deliller açısından çok önemlidir bugün. Sonuçta tanı koymak anlamında sadece fiziksel muayene değil, bir ruh sağlığını değerlendirme ki hastanın doğrudan başvurusu olduğu için bir kuvvetli ihtimal ise istismarı ya da tanı koyduysak hemen adli bildirimi, bunun yanında da aile ve sosyal politikalar anlamında da bir sosyal bildirim mutlaka yapıyoruz. 7 gün geçtikten sonra da delil anlamında herhangi bir şey toplamıyoruz ama aynı yaklaşımı gösteriyoruz. Adli yetkililerin sevkiyle gelen olgularda ise tıbbi yaklaşımımız yine aynı şekilde oluyor aynı günlerde ancak bildirim değil sonuçta bir adli rapor düzenleme ile giden bir aşaması oluyor. Tüm bunlar esasında klinikte ya da adit uzmanı anlamında işin adli yanını ortaya çıkarmak ya da klinik anlamda, tedavi anlamda bir şeyler yapmak, bir şeyler yapıldığında sonrası için bir takım aşamalar unutuluyor ki hani özellikle çocuğa ve aileye danışmanlık vermek, bazen sadece fiziksel muayene, bu adli tıp uzmanı, adli tıbbi muayene açısından söylüyorum, bir psikiyatri konsültasyonu istememek. Çünkü savcı ya da hakim gönderdiğinde sadece bir fiziksel muayene istiyor ama bunun devamında bu çocuk için, tanı koymak için bir psikiyatri konsültasyonu yapmak. Sosyal bildirim anlamında biraz önce söylediğim çocuğun istismarcıyla aynı ortamda bulunacağı için hemen onun güvenli bir yere aktarılması koruma tedbiriyle, biraz önce söylediğim maddi yardım anlamında sosyal destek vermek, yapacağımız konsültasyonlarla çocuğun tıbbi izlemini özellikle ruhsal açıdan takip etmek ve bunun sonucunda tedavi ve rehabilitasyon vermek, belki işte burada biraz aksamalarımız ve eksikliklerimiz oluyor. Bunun nedeni de çocukla hep birebir karşılaşmak. İşte çocuk hekimi acilde tek çocukla karşılaşıyor yalnız. Veya işte hakim ya da cumhuriyet savcısı sadece kafasında delilleri toplayayım, karşıda bir faili var, ona bir ceza vereyim düşüncesinde. O yüzden
bu tip olgularda ya da barodan birileri gidiyor sadece ve çocuğu orada savunmak, onun dışında başka bir şey olmuyor aslında, ama işte bunların her birinin aynı ortamda olabilecek ya da yan yana getirebilecek bir takım merkezlerin açılması lazım ki ülkemizde bugüne kadar çocuk koruma merkezleri ya da çocuk izlen merkezleri adı altında iki temel çok disiplinli çalışan merkezler kuruldu. Çocuk koruma birimleri uygulama araştırma merkezleri anlamında işte üniversite senatosundan alınacak izinler ve müracaatla YÖK'ün onayıyla kurulan uygulama araştırma merkezleri. Biraz sonra anlatacağım ve yönetmelikleriyle kuruluş amaçları, işleyişi ve içindeki özellikler tanımlanıyor. Çocuk izlen merkezleri de Başbakanlığın 2012 yılında çıkardığı bir genelge ile kurulmuş ki bu şeyde genelgede amacı, işleyişi ve özellikleri özellikle vurgulanmakta. Sonrasında ise 2011 yılında da Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun aldığı bir gönderdiği bir genelge ile özellikle adli yetkililerin çocuk izlen merkezleriyle nasıl işbirliği yapılacağı ve yapması gerektiği konusunda bir takım bilgiler veriyor. Şimdi çocuk koruma merkezleri anlamında biraz önce söyledim, uygulama araştırma merkezleri ve üniversiteler altında açılıyor. Baktığımızda bugüne kadar 12 tane merkez bu anlamda kuruldu. Görevleri esasında bir araştırma ve eğitim vermek yanında şeyde üniversite hastaneleri içinde çocuk koruma birimi kurarak hizmet anlamında da işte bu hastaneden şüphelenilen ya da çevreden dediğim gibi tedavi merkezlerinden veya zaman zaman okullardan ya da sosyal hizmetten gelen şüpheli olguların değerlendirmesini yapan ya da direkt mahkeme ve savcılara bilirkişi olarak hizmet eden bir çocuk koruma birimi hastanelerde konumlanmış durumdalar. Çocuk izlen merkezleri ise esasında Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim araştırma hastanelerinin içinde açılıyor. Ancak bu da ilk olarak Ankara'da pilot olarak açıldıktan sonra diğer illerde yaygınlaştırıldı ve İstanbul'dayız. İstanbul'da da şu anda 4 tane çocuk izlen merkezi var. Bir tanesi Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi içinde. Bir tanesi Şişli Etfade, Kanuni'de. Birisi de Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları içinde. Burada gördüğünüz bir yapı içinde çalışıyorlar. Temel görevi hizmet vermek esasında, ancak içindeki arkadaşlarımız, yani çalışan arkadaşlarımız, uzmanlarımız olabildiğince bu tip vakalarla da çalışarak araştırmalar yapılıyor. Bu merkezlere baktığımızda esasında çocuk koruma ve çocuk izlen merkezlerinde çalışma alanları çocuk koruma merkezlerindeki bu yönetmeliklerde biraz daha fazla gibi görülüyor, ama işte istismarın her alt tipiyle çalışabiliyor. Vasi tayini, suça sürüklenen çocuklarda ceza sorumluluğu tespiti veya kronolojik yaş tahminiyle ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor ki bu merkezlerde temel olarak psikologlar ki adli görüşmeci olarak çalışıyorlar, hemşire ve hastane sosyal hizmet uzmanları çekirdek ekip, bunun yanında da hekimler çalışıyorlar ki bazı üniversite hastanelerinde adli tıp uzmanları, bazılarında çocuk psikiyatrisi, bazılarında da çocuk hekimlerinin gözetiminde temel olarak, ancak konsültasyon olarak diğer kliniklerle giden bir sistem. Çocuk izlen merkezlerinde ise yoğunlukta olarak çocuk cinsel istismara uğramış çocuklar, özellikle bu genelgede herhangi bir şekilde karakolda ya da çocuk polisinde ifade alınmadan direkt bu merkezlere getiriliyor ve burada çalışanlar ise temel olarak Cumhuriyet Savcıları ki onların şeyle, onayıyla ve istemiyle bu işler başlıyor ki Cumhuriyet Savcısının arka tarafta izlediği, ön tarafta adli görüşmecilerin çocukla görüştüğü bir sistem.
Psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve hemşireler bu konuda eğitim alarak adli görüşmeci olabiliyorlar. Yapılacak olan fiziksel muayenede adli tıp uzmanı ile beraber bir hemşire burada duruyor ve bir aile ve sosyal politikaların ilgili birimlerinden görevlendirilen sosyal hizmet uzmanları da biraz önce söylediğim o tedbir kararlarının alınmasında anahtar kişi, aracı olarak aile ve sosyal politikaların il ya da ilçe müdürlükleriyle ilişkiyi kuran bir sosyal hizmet uzmanı da bu merkezlerde çalışıyorlar. Bu merkezlerin sorumlu hekim olarak bazılarında adli tıp uzmanları, bazılarında çocuk psikiyatrisi ve bazılarında çocuk hekimleri çalışmakta. Esasında benzer bir şey yapılanma. Ancak çocuk izlen merkezinde Cumhuriyet Savcıları olduğu için biraz daha delil bazlı ve fail bazlı suça yönelik işlemler yapılıyor. Çocuk koruma merkezlerinde de biraz önce söylediğim gibi şüphe edilen olgularda öncelikli olarak belki çime gitmeden önce buraya geliyor. Eğer kuvvetli bir şüphe varsa tabii ki adli bildirimlerle çocuk izlen merkezi yani Cumhuriyet Savcılıklarına gönderiliyor. Bu son slaytım müsaade ederseniz hocam. Çok kısa bunu da anlatayım. Gerçekten bizim birimize o gelen olgulardan bir tanesi soluk durma ve nöbet geçirme ile bir özel hastaneye başvurduktan sonra aynı gün içinde Marmara Üniversitesi acile geliyor. Burada yapılan birkaç günlük tetkik ve sonuçta herhangi bir tanı konmadığı için tanı konması amacıyla çocuk servisine yatırılıyor. Öyküsüne baktığımızda erkek çocuk 2 aylık, annesi 17 yaşında, babası 20 yaşında ve askerde. Anne ve çocuk da yani 2 aylık çocukla 17 yaşındaki anne de dede ve babaanne ile birlikte yaşıyor. 26 gün önce yine soluk durma nöbetleriyle bir özel hastaneye müracaat ediyorlar. Yoğun bakımda 4 gün tedavi ediliyor. Sonrasında çıkarılıyor. Tekrar müracaat ediyor birkaç gün sonra. Aynı yaklaşımla tedavi ediliyor. Ancak bir gün bu sefer yoğun bakımda tutuluyor. Son 11 gün boyunca herhangi bir nöbeti olmuyor. Çocuk servisine yatırılınca yapılan fizik muayene işte o kadar çok şey yapılıyor ki kan, idrar tetkikleri, EEG, kranial MR, efendim sindirim sistemi endoskopisi ile ilgili böyle bir ne diyelim size aşırı bir tetkik silsilesi içinde devam ediyor ve bir türlü tanı konamıyor. En belirgin özelliği de acilde bizim hastane acilinde yattığı 3 gün boyunca sarı alanda hemşire gözetiminde olduğu için nöbet geçirmiyor. Çocuk servisine yatırılıyor ki daha önceki bu yoğun bakım yatışlarında da herhangi bir nöbet geçirmemiş. Serviste yatırıldığında anneyle birlikte olduğu akşam yine soluk durma nöbetiyle işte dudaklarında siyanoze görünümüyle hemşireye telaşla geliyor falan ama işte gördüğünüz bu tetkikler sonunda herhangi bir şey bulunmuyor. Sonrasında anne çocuk psikiyatrisine gönderiliyor ve değerlendiriliyor. Madde bağımlılığı tedavisi gören bir anne. Ölmesi gerektiği konusunda bir takım halüsinasyonları var, intihar girişimleri var. Çocuğa zarar verme endişesi de vardı. Ki disosiyatif bozukluk, postpartum depresyon ve konversif belirtiler şeklinde bir tanı kondu. Bu olgu da kendi içinde yani işte pediatristler, çocuk psikiyatristleri ve adli tıp uzmanlarıyla birlikte bir Münhaizm by proxy şeklinde değerlendirildi. Sonrasında aile ve sosyal politikalardan yardım alınarak çocuğun kendi çevresi, evi değerlendirildi ve aile mahkemesine bir yazı ile çocuğun babaanne ve anne dedede kalması sağlandı ki anne bu süreçten sonra zaten evden ve eşinden ayrıldı. Biz de bu çocukla aşağı yukarı ben birkaç sene önce 6 yaşına geldiğinde karşılaştım. Sağlıkla yaşamına devam ediyordu. Son söz olarak yaklaşım dedim. Yaklaşım sadece ve sadece failin cezalandırılması değil, çocuğun ve belki ailenin rehabilite edilmesi ve sonuçta birleştirilmesi anlamında çok disiplinli mutlaka çalışmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum sabrınıza. Hocam çok teşekkür ederim gerçekten.
Çok çarpıcı olgular sundunuz bize. Derin derin düşünmeye sevk eden yani ve burada aslında çözüm de çıkarabilmek için yani bu örneklerden hareket ederek yani annelik pratiklerinin, annelik eğitiminin, babalık eğitiminin ne kadar önemli olduğuyla ilgili biz de karar vericilere bunları sunmamız lazım yani inşallah böyle bir hayra vesile oluruz. Ben biraz süremiz var herhalde. Hocam çok evet. Buyurun dinleyelim sizi. Eğer şey varsa bir katkı olan soru ve katkı. Sempozyum başkanımız Profesör Doktor Serhat Ulağlı hocamız belki bir şeyler söylemek ister. Öncelikle başta Nevzat hocam olmak üzere Ebru Salcıoğlu hocamıza, Mehmet Akif İnan hocamıza ve Müge hocamıza katılımları için çok teşekkür ediyorum. Ben de yeni bir korona tedavisinden çıktım hocam. 20 gündür hastanede yatıyordum. O yüzden sesim çok fazla çıkmıyor. Ve Cem Şafak Çukur dostuma çok teşekkür ediyorum. Çok kısaca bir şeyler eklemek istiyorum. Gerçekten bu çok keyifli bir sunu dinledim. Çocuk çalışmalarından tutun, aile içindeki şiddete kadar birçok aslında psikolojik olayın arkasında, aslında yaşadığımız birçok şiddetin arkasında biz psikolojik bir köken olduğunu anlıyorum. Nazım Hikmet'in bir şiiri var. Belki hepimiz biliyoruzdur. Dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı sevmekle başlayacak her şeydir. Ben şunu anladım ki dünyayı güzellik kurtaracak bir insanı anlamakla başlayacak her şey. Bunun da yolu galiba psikolojiden geçiyor. Ben bu konudaki çok değerli katkılarınız için sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Özellikle sonuç kısmımızı hazırlarken psikolojinin bu kadar önemli bir alan olarak öne çıktığını ve bu konuda gerçekten ulusal bir ekip kurularak bu duyarlılığa el atılması yönünde bir bildirim metni hazırlayacağız. Ama tabii ki bunun onaylanması için de siz değerli hocalarımızın önce teklifine sunacağız. Sizlerden gelen onay üzerine biz bildireceğiz. Ben gerçekten çok keyifle dinledim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Tamam. Ben katkısı yani katılımcılardan katkısı olan varsa sorusu katkısı onları bekleyelim. Yani dikkatle dinleyen hocalarımız var hepsi. Ben dinledim hocam. Teşekkür ediyorum. Sizi görmek çok güzel. Diğer konuşmacılarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Ben Serhat hocamla aynı bölümde çalışıyorum. Şöyle benim bir zamanlar yanımda çalışan bir yardımcım vardı. 3 tane çocuğu vardı ve bir gün ağlayarak geldi. Ben de merak ettim hani ne oldu. Çünkü çok her şeyini açılır söyler falan destek olmaya çalışırım. 3 çocuğunun 2 kızı, birisi erkek, ikisi kız. Öz babasının 2 çocuğuna tecavüz ettiğini söyledi. Yani istismar ve sürekli bu yapılıyormuş. Ben ona bunu polise başvurdun mu dedim veya herhangi bir şey. O zamanlar böyle bir uzaklaştırma kararı hiçbir şey yok. O da dedi ki çekindim dedi hani çocuklarımın rezil olmaması vesaire. Ama dedi ben yardımcı oldum işte boşanma davası açtı, avukat tuttuk, avukat tutacak durumu yok. Yani böyle toplumda ben bizzat buna tanık oldum. Çok da üzüldüm. Hala da aslında olayı hatırlıyorum. Yani unutamıyorum. Böyle bir durumlarda bu kadınlara yani temizliğe gidiyor yardımcı olarak ve sonunda boşandı o çocuklarını yanına aldı. Ama yani bu tarz insanlara destek olacak, gerçekten destek olacak kurumlar bilgilendirmesi yapıldığını çok düşünmüyorum. Çünkü hala da aynı şeylerle yüz yüze karşılaşıyoruz yani. Bunu soracaktım. Çok teşekkür ederim. Çok doğru. Biz böyle erişkinlerin psikiyatrik problemlerini incelerken çocukluk çağı travma ölçeği uyguluyoruz. Çocukluk çağı travma ölçeklerinde emin ol çoğunda hani yani duygusal ihmal, istismar, fiziksel ihmal, istismarla birlikte cinsel istismar çok fazla var. Ve bu çıkıyor. O teste bakıyorsunuz orada kişi tabii direkt testler değil, dolaylı sorular da var orada. Yani insanın geçmişinde cinsel istismar uygulamaları var, yapılmış. Bu çoğu da birinci derecede yakınları tarafından. Yani yapılan bir araştırma %87 oranında birinci derecede yakınları tarafından. Hem şiddet hem cinsel istismar bunlar yaşanıyor. Yani bunun için bunlar da
Ve bu bilinmesinden de ikincil bir travmaya sebep olacağı için kaçınıyorlar. Ve bu çok örtülü kalıyor bu durum. Onun için bu konu görünür olmaya başladıktan sonra insanlar farkındalık oluşturmaya başladı. Bunu da bilmekte fayda var. Yani bu nedenle daha çok konuşulacak bunlar ki, yani çocukluk yaş, ezilen çocuklara sahip çıkılabilmesi için. Yani çocuklar koruma altında, savunmasız çocuklar. Yani savunmasız varlıklar onlar. Yani annenin babanın korumasına bırakılmış doğal vasi onlar. Fakat anne ve baba burada ona istismar yapan, şiddet uygulayan. Yani bunlar gerçekten, yani toplumda bunların sayısı arttıkça o toplum iyiye değil kötüye gidiyor demektir. Yani bazıları da diyor ki bu hep vardı da şimdi görünür oldu diyorlar. Onun rolü var doğru ama arttığı da doğru. Arttığı da doğru. Bu Kuzey Avrupa ülkelerindeki istatistiklerde de bunun artışını gösteriyor. Hatta Hollanda ve Almanya'da bunu biz artık ensestli bir suç olarak saymayalım mı diye tartışılıyor. Hollanda'da bakanlık kurmak istemişler. Hollanda meclisine teklif geliyor. Parti kurmak istemişler. Açık evlilikle ilgili ve ensestin yasak olmamasıyla ilgili parti kurulması isteniyor. Ve Hollanda meclisi reddetmiş yani. Düşün. Yani ensesi, hatta Almanya'da var onu, ben sosyal medyada paylaştım. Bir baba kendi kızından üç tane çocuğu olmuş. Bu mahkemeye intikal ediyor. Mahkeme bu yasal bir sorun değil, etik bir sorundur diyerek karar veriyor çoğunlukla. Yani ciddi bir tartışma oluyor bu. Yani şu anda yani bu olay böyle yani bir dünyada yani özgürlüğün sınırı değişti gerçekten. Bunu da ensesli de bir özgürlük gibi gören 18 yaşını geçmiş iki kişi, yani baba kız da olabilir, birlikte yaşayabilir, bu özgürlüktür, karışamayız diyen bir görüş de var. Yani burada yani birçok aslında tartışmamız gereken buradaki yani bu New York Üniversitesi Adli Tıp Birimi 2000'li yıllarda bir ölçek geliştirdi. Depravity Scale diye. Yani Türkçe'ye ahlak aykırılık diye. Yani, bu arada insan neden kötülük yapıyor? İnsanın kötülük yapmayla ilgili psikiyatrinin kötülüğü tanıma yeteneğini ölçmek için test geliştirmiş. Düşün. Niye kana susamış? Niye acımasız insanlar? Hangisi iyi, hangisi kötü? İyi ve kötünün sınırlarının belirlenmesi. Aslında bunlar da tartışmak gerekiyor. Yani özgürlükle sorumluluk arasındaki denge de yani bir müddet sonra buna da konu gelecek. Tabii bu da ayrı bir konu. Burada iletişimcilerimiz düşünsünler artık. Evet hocam, psikolojik bir baskı unsuru olarak şiddeti birbirinden kıymetli, çok değerli isimlerden dinledik. Başta hem sempozyum organizasyonunda hem de oturum başkanı olarak katkılarınızı sunduğunuz için şahsınıza çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Cem Şafak Çukur, Profesör Doktor Müge Yüksel, Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ve Profesör Doktor Mehmet Akif İnanıcı hocalarımıza değerli katkıları için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir ara vereceğiz. Yaklaşık bir 8 dakika sonra yani 16-15'te hukuk oturumuyla tekrar birlikte olacağız. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.